Efendim merhaba. Yeni bir Enderun sohbetlerinde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün çok değerli bir misafiri ağırlıyoruz. YÖKAK Kurulu Başkanı Profesör Doktor Muzaffer Elmas. YÖKAK yani kısaltılmış YÖKAK daha uzun. Sonra bu biraz unutuldu. Başka konular gündeme gelince yüksek öğretim alanında. En sonunda 2015 yılında YÖK'ün içinde bir komisyon olarak kuruldu. Daha sonra da 2017 yılında çıkan bir kanunla idari mali yönden bağımsız bir kalite kurulu kuruldu. Yani hocam bu YÖK gibi bağımsız, evet, kendi bağımsız kurulları kurul olan, evet, yani hiçbir yere bağlı olmayan, kendi içinde bağımsız bir kurum. Evet, böyle bir yani kurul olarak böyle kurgulanmış ve dünyadaki emsallerine göre oldukça daha da bağımsız aslında. Çoğu emsallerinden daha bağımsız. Farklı uygulamalar da dünyada var. Ben de hani Sakarya Üniversitesi'nde rektörlük görevini yürütürken, işte görev de daha bitmeden bu kurulun 1 Nisan 2018'de başkanı olarak kurucu başkanı olarak atandınız. Dolayısıyla hızla bir yapılanma oluşturduk. Daha önce üniversitede yapılan, alınan raporları güncelledik, değiştirdik. Belirli kriterlere göre üniversiteleri raporluyoruz. Üniversitelere bu konuda şu anda yaptığımız raporlar, üniversitedeki eğitim, öğretim, araştırma faaliyetlerinin nasıl olduğu konusunda bir fikir veren düzeye geldi aslında. Hocam sizi tanıyorum, biliyorum. Bu soruyu sormamdan pek hoşlanmayacaksınız ama ben yine de sormazsam da eksik kalacak. Böyle izleyicilerimizin kafasında soru işareti kalabilir. Niçin Sakarya Üniversitesi'nin rektörü atandı? Sakarya Üniversitesi'nin bu kalite ile ilgili olan bir çalışması mı vardı da, ne özelliği vardı da Sakarya Üniversitesi'nin rektörünü Türkiye'de ilk defa kurulan bir kalite akreditasyon kurumunun başına atadılar diye izleyicilerimiz aklına bir soru gelebilir. Sizin Aslında bu konuda şöyle bir şey oldu. Üniversitede ben rektör yardımcılığı yaptığım yıllarda da bu kalite süreçleri, yeterlilikler konusu, Bologna süreci. Ta 2000'li yıllardan bahsediyoruz. Evet, 2004-5-6'lı özellikle yoğunlaşan, 2007'de daha da hızlanan aslında bir sürecin içine geldim. Hani ben aslında inşaat mühendisiyim. Ama bu süreçleri görünce biraz bu kalite süreçleri, akreditasyon süreçleri, üniversitelerde bunların yansıması, stratejik planlar, bunların üniversitede farklı bir algısı olduğunu gördüm, o zamanlarda gördüm. Daha sonra bunları bakınca sonra hem Avrupa'daki hem Amerika'daki bu alandaki en iyi ajansların yıllık toplantılarına da katılmaya başladık 2009-10'lu yıllardan sonra. Böyle olunca burada gördüğümüz şeyleri aslında daha böyle karmaşık anlatılan şeylerin aslında basit olduğunu, bunların üniversitelerde uygulanabilirliğini görerek kendi üniversitemizde de bunu uygulamaya başladık. 2012, 13, 14'lü yıllarda uygulayınca bu sonra gözüktü ki bu üniversiteyi gerçekten daha kolay yönetilir hale getiriyor bu süreçler. Üniversitenin dışarıdaki algısını değiştiriyor. Daha sonra üniversitenin mezunları daha kolay iş bulabiliyor. Üniversitenin, yine Sakarya söylüyorum, mesela böyle 60. 70. sıralardan 20. sıralara doğru her değerlendirmede üniversite çıkmaya başladı. Mesela bizim üniversiteye katkısını gördüm. Dolayısıyla muhtemelen buralardaki çalışmalarımızın herhalde bir bu konuda bunu daha iyi yapanlar da vardır mutlaka ama. Bir de ödül aldı galiba. Evet, Avrupa. Yani hem Avrupa'dan hem yönetim alanında hem eğitim alanında çeşitli ödüller de aldı. Böyle uygun kalite görüldü. Çalışmaları. Dolayısıyla yani bu konunun çok hani arka planını, ön planını bilmiyorum ama böyle bir uygunlukta geçtik. Dolayısıyla geçince de şöyle düşündüm. Hocam tercih edilmenizde, Sakarya Üniversitesi Rektörü'nün tercih edilmesinde Sakarya Üniversitesi'nin 10 yıllık kalite tabii, kurulu, 10-15 kalite yıllık ile ilgili çalışmaları ve bu çalışmaların semeresi olarak Avrupa Kalite Ödülü'nü alması, belli alanlarda Türkiye'de galiba ilk alan üniversite olmasının da katkısının olduğunu ben söylemek istedim. Yani evet, yani o rastgele öyle ve yani burada bir Sakarya Üniversitesi sektörüne bir kurul tabii, kuruldu. Öyle olmadı. Yani bunlar tabii şeyle gözükecek bir şey. Yani biz kurulda yaptıklarımızla bunlar gözükecek. Hani bunun
uygunluğu, uygun olup olmadığı, o bakımdan hani bunun ifadesi belki zaman içinde de anlaşılmış olacak. Şimdi biz de kurul kurulduğu zaman şöyle düşündük. Hani öyle bir kurul kuralım ki, birazdan bunların bir kısmını daha detaylı de konuşuruz. Hani bu kurul bir kopya olmasın. Hani kurulun regülasyonları bir kopya olmasın. Biz ne yapıyoruz? Üniversiteleri değerlendiriyoruz, raporlar alıyoruz ve akreditasyon yapıyoruz. Buradaki kriterler kopya olmasın. Bu çok önemli bir şey. Çünkü kopya olan çoğu şeyler ülkemiz içine sirayet edemedi. Biz hem dünya ile konuşsun diyoruz, kalite kurulumuz. Dünyanın tüm kalite ajanslarıyla konuşsun, hem de ülkemiz koşullarını dikkate alsın. Yani bizim buradaki temel çıkış noktamız bu oldu. O yüzden biz çok kısa sürede yapılanmamızı, kurgumuzu tamamladık. Çok dijital bir sistem kurduk. Her şey web tabanlı çalışıyor. Böyle bir sistem sonuçta işte ENQA, Avrupa Kalite Ajanslar Birliği'nde tam üye olduk. Çok kısa sürede. Sonra Dünya Kalite Ajanslar Birliği'nin tam üyesiyiz. Amerika'da bildiğiniz gibi çatı kuruluş var. Bütün kalite ajanslarının üst çatı kuruluşu. Onun tam üyesi olduk. Asya Pasifik Ajanslar Birliği'nin, en son İslam Ülkeleri Kalite Ajanslar Birliği'nin tam üyesiyiz. Yani biz dünyadaki en üst kuruluşların şu anda tam üyesi bir kuruluşuz. Yani bu ne demek? Yaptığımız işler, verdiğimiz akreditasyonlar ve diğer süreçlerimiz aslında evrensel bir anlam taşıyor demek bu. Yani dünya tarafından tanınıyor. Evet, dünya tarafından tanınıyor. O yüzden ülkemizdeki tanınırlığına gelince tabii ülkemizde bu bir zaman ve süreç işi. O yüzden akademisyenlere kadar, öğrencilere kadar bu sürecin algılanması en önemli hedefimiz. Zaten bu iş akademisyen ve öğrenci tarafından algılanmıyorsa boşa bir iş demektir. Evet. Çünkü asıl aktörlerimiz, hani üniversite, yüksek öğretim dediğimiz zaman ana aktörlerimiz bir öğrenciler, bir öğretim elemanları. Diğer birimlerin hepsi sanal kuruluşlar. Hani bölüm başkanlığı, dekanlık, rektörlük, işte kalite. Evet. Asıl kritik olan onlara bunun değen tarafı olunca bu süreçler başarıya ulaşır. Hocam siz Sakarya Üniversitesi'nde iken 2012-2013 yıllarında orada birlikteydik. Ben de bu işleri sizin yanınızda olduğum süre içinde öğrendim, girdim. Sizin sayenizde, yani çok bunu söylemem de size de biliyorsunuz. Sizin sayenizde tanıştım bu kalite süreçleriyle ve sizle çalışırken öğrendim. Ne öğrenebildiysem. Siz o süreçte yönetirken ilk defa yapılıyordu ve çok farklı tepkilerle karşılaşıyordu. Şimdi bizim 10 sene önce Sakarya Üniversitesi'nde karşılaştığımız tepkileri ve süreçleri bugün bu akreditasyon sürecine dahil olmak isteyen üniversitelerin, daha yeni üniversitelerin de yaşandığını duyuyor, işitiyoruz. Sizin o dönemlerde karşılaştığınız en büyük sorun, aşmak için en çok gayret ettiğiniz sorun neydi hocam? Ve nasıl aştınız? Şimdi hocam şöyle bir şey var. Biz dünyada yüksek öğretim aslında çok önemli bir 2005-2010'lu yıllarda değişime uğradı. Ve Avrupa'daki çoğu üniversitelerde yüksek öğretim reformları, Güneydoğu Asya'da, oralarda da yapıldı. 2005-10'lu yıllarda. Aslında o zaman biz bu reformu yapamadık. Yani reform, biz normal süreci biraz yürüttük. Bu reformlar olunca amacı da şuydu. Üniversiteler daha... Bologna'yı falan mı kastediyorsunuz? Yok, 2005'te? Daha Bologna'dan da bağımsız. Yani dünyadaki, çünkü dünyadaki değişim eğrisi hızla yukarı doğru çıkmaya başlamıştı. O şekli aslında gösterirsek, evet, onun üzerinden de anlatabiliriz. Dünya değiştiği zaman üniversiteler de aslında değişmeye başladı. Bu değişimi, bizim avantajımız bu değişimi görmüş olmamız. Yoksa biz hani yeni bir şey icat etmedik. Bu değişimi gördüğümüz zaman, 2010'lu yıllardan itibaren bu değişimi görünce biz üniversitemizde bunları kısmen uygulamaya başladık. Mesela karma öğretim, işte üniversite öğrencilerinin sanayide bir dönem eğitim yapması, ikili belirli akreditasyonların alınması, yönetimde mesela işte IFQM modelinin uygulanması, Avrupa Üniversiteler Birliği'nden akreditasyon alınması, eğitim öğretimin seçmeli ders ağırlıklı olarak daha esnek hale dönüştürülmesi. Bunları hep dünya o yıllarda yaptı.
Yani Türkiye'de mesela biz üniversite olarak bunları kendimiz daha bağımsız yapmaya çalıştık. Yani bunu yaparken aslında zorlandık tabii ki. Ama ben hep her zaman şu cümleyi kurdum sürekli. Dedim ki bu yaptıklarımız aslında dünyadaki şu anda yapılan şeyler. Dünyanın bu konudaki en iyi ülkelerin. Siz dedim daha iyisini buluyorsanız buyurun söyleyin. Biz hodri meydan dedik biraz da yani. Yoksa hani gel bunları yapalım hadi değişelim olmaz. İkinci çok önemli yaptığımız bir şey oldu bu konuda. Onu da hani mutlaka bunun içine katmam gerekir. Akademisyenlerin büyük çoğunluğu aslında bu tür süreçlere direnç gösteriyor. Evet. Kalite akreditasyon. Şimdi bu direnci açmak için biz anket yaptık. Ama bu anketlerde bir baktık ki şu çıktı. Evet bu gerekli süreçler. Özellikle bu değişim dünyasında çok gerekli süreçler. Ama öğretim üyeleri bunun bürokrasisinden çok bıkmış. Habire evrak istiyorsunuz abi. O yüzden bizim en önemli yaptığımız işlerden birisi de bu. 2011-12'li yıllarda o zamanki işte üniversitemizdeki hocalarımız da başında da hani Ümit hocamız vardı, onu da hani anmış olalım. Çünkü bu sürecin tam mimarı oldu. Öyle bir hale getirdik ki bir sene, iki sene sonra kurduğumuz sistemle her şey bir otomasyona bağlandı. Yani öğretim üyelerinin mesela kurum akredite mi olacak, dış değerlendirmeler mi geçecek? Hiçbir kağıt belge istememeye başladık hocalardan. Bu hocaların aslında hoşuna gitti. Yani bürokrasi bu işi yapmak zanneden çoğu hocalar var. Evrakları doldurup aslında öyle değil ki. Evrak bunların bir araç bunlarda. Asıl işin özüne odaklanmaya başladı hocalar. Böylece sevmeye başladılar hani bu süreçleri. Çünkü öğretim üyeleri neticede belirli zaten iş yükü olan kişiler. İlave bir yük getirdiğinizde bunlara direnç göstermeniz çok doğal zaten. O bakımdan direnci yönmenin de yönü. Zaten hep diyorum mesela şöyle düşünün. Siz hadi değişelim dediğiniz zaman karşınızda mesela küçük bir ok varsa büyük bir değişimle karşı direnç oku karşınıza gelir. Bunun yolu, bunu yenmenin yolu bir sistem kurmak. Basit ve daha anlaşılabilir bir sistemle karşılarınızı çıkarsanız değişimin karşısına, değişime direnç edenlerin karşısına onların direncini yenebilirsiniz. O zaman siz daha güçlü olursunuz, onlar daha dirence karşı koyamazlar o zaman. O yüzden direnci yenmenin yolu da bu. O bakımdan, hocam bunları yaparken rektörlüğün vermiş olduğu o idari avantajları kullanmadınız. Yani rektörlüğün gücünü kullanmasın. Yapılacak deyip yap demediniz. Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin bir meseleyi anlamaları için onlara zaman tanıdınız. Benim o süreçte gözlemlediğim zaman tanıdınız. Çünkü tanıdıkça ve bildikçe inanacaklarını, inandıkça da yapacaklarını düşündünüz. Ve o birkaç yılı aldı. Evet, yani tabii. Hadi başlıyoruz. Sabah bir yazı gönderip bütün bölüm başkanını doldurundan daha ziyade siz daha meşakkatli ve daha uzun bir yolu seçtiniz. Yani bunu ben özellikle söylemek istiyorum. Çünkü şu anda böyle yapılacak yap türünden uygulamalar olabilir diye ben bir daha önceki tecrübeyi aktarayım. İkincisi de hocam yaptığınız bunu zaman tanıdınız. Bu zaman içinde bir de o bahsettiğiniz sistemi kurunca böyle bir direnç, o direnç kendiliğinden bir kere sönümlenmeye başladı. Dün de bu sefer merak etmeye başladılar. O işler de biraz da kendi menfaatlerine dönmeye başlayınca, iş yükünü artırınca ve bir de kalite malite böyle üniversiteler çevresinde Sakarya Üniversitesi olmaya başlayınca nimetlerinden en azından prestij olarak yer almaya başlayınca ikna oldular ve biraz daha hızlandı. Ya, o başlangıçtaki o eşik çok mühim bir şey. O psikolojik direnç, siz hiç insanlarla uğraşmadınız. Yani hiç bölümlerle uğraşmadınız. Kimseyi idari soruşturmaydı, tehditti veya yapılacak o tür şey hiç girmediniz. Sadece siz yaptınız, rektörlük olarak yaptınız. Diğerleri de bazıları ya rektörlük yapıyor, biz de yapalım diyerek mahcup olarak yapmak zorunda kaldılar. Bir kısmı da zaman içinde görüp, anlayıp, tanıyıp bu sefer kendileri katılmak zorunda kaldılar. Yine %100 olmadı ama gemiyi yürütecek kadar tayfa kürek çekmeye başladı. Hocam şimdi bence bu maziyi biraz fazla şey yapmaktan çıkaralım. Evet hocam, ama ben bunu şundan dolayı... Gözleminizi teşekkür ederiz hani bunun hocam. İçin. Şimdi yeni başlayan üniversiteler evet. Olacak. Böyle kağıt üzerinde başlıyor, gönderiyor, bölümlerden alıyor. Bu iş o kadar ama olmuyor. Zaten şimdi
bu dedim ya, hep eğri dedik, şu eğriyi bir anlatalım bence. Olur biraz hocam, isterseniz arkadaşlarımızdan rica edelim. Var. Az önce o gösterdiler, değişim eğrisi. Değişim eğrisi, evet bu değil mi hocam? Şimdi burada bütün biz şu andaki süre gelen hikayeyi, bu atmosferi bu eğriyle anlatmaya çalışıyoruz. Yani aslında ben hep 2000'li yıllardan beri değişim duyuyoruz. Sonuçta 2010'lu yıllardan beri daha hızlandı bu. Hepimiz duyuyoruz. İşte televizyonda, orada, basında, metinlerde falan dünya değişiyor. En çok duyduğumuz ikiz hocam. Bir değişim, iki girişim. Şimdi aslında şöyle, sonradan bu Astro Teller diye o Google X'in CEO'su, ben bunu dinlemiştim 2018 yılında. Bu Chicago'da bir konferansta konuşurken bu eğrileri çizmeye başladı. Sonra düşündüm hani, çünkü bir yere oturmamız gerekiyor analitik olarak. Çünkü kompleks bir şey bu. Baktım ki bu sisteme tam oturuyor. Dolayısıyla bu eğri, daha sonra kendisiyle de görüştük, yazışmalar da yaptık falan. Bu eğri aslında dünyadaki değişim bence en iyi anlatan eğri. Yani şurada anlatır mısın hocam? Görüyorsunuz mesela, evet. Sol sağ üst köşede görüyorsunuz. Akıllı sistemler, artırılmış gerçeklik, yapay zeka, robot, büyük veri falan böyle gidiyor. Şimdi bunlar aslında yıllardır olan şeyler, yeni çıkmadı. 50 senedir, daha önceki 40 sene, 30 sene, 20 senedir olan şeyler. Ama burada önemli olan şu, bu değişim uzun yıllar, yani 2010'lu yıllara kadar insan ihtiyaçlarıyla beraber gitti. Yani bir kontrol edilebilir bir değişim süreci vardı. Oraya kadar. Ama 2010'lu yıllarda ne oldu bakın, görüyorsunuz. Hızla değişim eğrisi yukarı doğru çıkmaya başladı. Yani bu yukarı doğru çıkması değişimin arttığı anlamına mı? Değişimin arttı değil. Değişimle ilgili olan işte değişimi tetikleyen işte bu internet, nedenler, yapay zeka, diğer hususlar, başka parametrelerde bunların kapasiteleri arttı. Yani birken 5 oldu, 5000 oldu, 5 milyon oldu. Ya böyle lineer gitmedi. Ama insan uyumu dikkat ederseniz aynı seviyede olmadı. Şimdi bütün dünya deniyor ki bu arayı kapatmaya uğraşıyor. Yani bu uyumla. Yani hocam şu mavi, yani yukarı, evet, çıkıyor. Evet, yukarıda eğriyle uyum yeteneğinin kurumlar, insanlar, üniversiteler, işletmeler bu açığı kapatmaya çalışıyor. Deniyor ki bu açığı kapatmanın iki yolu var. Bir tanesi, daha önceki şekilde bu var ama bu şekli buraya aldık. Daha önceki şekle gelebilir miyiz? Bir sonraki arkadaşlar, diğer bir. Daha önceki. Bu muydu hocam? Ha, bu şekil. Şimdi burada daha net gözüküyor. Bu açığı kapatmanın iki tane yolu var. Bir tanesi herkese yetkinlik kazandırmak. Bu analitik düşünme, inovasyon, aktif öğrenme, dijital, kompleks problem çözme, değerler ve etik. Şimdi bu yetkinlikler aslında... Herkes derken kimi kastıyorsun? Efendim? Üniversite öğrencileri ve üniversite öğretimcileri mi kastıyorsun? Bu bir kere eğitim sürecinde olan herkese bu yetkinlikleri eğitim verenlerin de kazandırması gerekiyor. Eğitimin dışında olanlar, hayat boyu öğrenme kapsamında olanlar, yani üniversiteyi bitirmiş, devam ediyor bir işte çalışıp, bunların da bu yetkinlikleri kazanıyor. Bunlar dünyadaki bu değişime ayak uydurma becerileri sağlayan yetkinlikler bunlar. Biz dünyaya ayak uydurmak istiyorsak bu yetkinliklere sahip olalım istiyoruz. Bu yetkinlikler de bu eğride görüyoruz, bakın mavi eğride sürekli değişiyor. Mesela 2 sene önce bazı yetkinlikler yoktu. Mesela inovasyon ve aktif öğrenme yetkinlikleri yeni eklendi. Bu ne demek? Ve şunu da görelim. Biz hani diyoruz ya 21. yüzyıl yetkinlikleri işte yeterlilikle. Şimdi bu eğriye baktığımızda bunlar da sürekli değişiyor. Yani 2 sene önce farklı, bugün farklı, seneye de farklı. O yüzden biz o zaman buradan çıkan sonuç şu. Biz statik ve bir şeyde, bir kalıpta bir öğrenci yetiştirmeyeceğiz. Biz daha dinamik, daha esnek, kolay dönüşebilen bireyler yetiştireceğiz. Bir kere eğitimde bu eğrinin eğitime yansıması bu. İki, yönetirken artık böyle uzun stratejik planlar, hedefler, oturup işte kanunlar, yönetmelikler değil. Bakın bu değişimi yönetmenin şeyi dönüşüm liderliği, işte çevik liderlik. Sizin gibi, çevik liderlik dediğiniz. Evet, dünyada artık onu da oradan da çıktı. Şimdi artık dönüşüm liderliğine doğru gidiyor. Yani sürekli bu dönüşümü seneye olan görüşecek. O yüzden böyle ayrıntılı stratejik planlar, hedefler yerine daha ana politikalarla süreci yönetecek bir mekanizma kurulması gerekiyor. Hocam sizin bu anlattıklarınızdan
anladığımız kadarıyla üniversite kendi içinde devam ederken üniversitenin yöneticileri yani rektörlük ve mekanizması üniversitenin hali hazırdaki iş değişiminden bir yıl öncesini tasarlamakla meşgul olacak. Tabii. Onun işi gücü bu olacak anlaşılıyor. Evet, sizin yani sürekli dönüşümün içinde olacak. Zaten bizim hani değerlerimizde de bu var. Yani iki günü müsavi olan ziyandadır diye. Bu da aslında kalitede böyle bir şey. Hele bu günümüzde çok daha anlam kazandı bu. Dolayısıyla bu eğriyi iyi anladığınız zaman aslında bir şeye şaşırmamış olursunuz. Şimdi bakıyoruz işte yapay zeka çıktı, akıllı sistem çıktı, robot çıktı. Bu böyle olacak, şu böyle olacak. İşte şimdi diyorlar Z kuşağı var, Metaverse çıktı falan. Metaverse işte yeni bir dünya. Hı hı. Aslında bunların hepsi bu değişimin bir sonucu bunlar. Kaçınılmaz olarak yani şimdi şöyle düşünün siz Metaverse diye şimdi tanımlanan şeydi de şu anda ne yapıyorsunuz? Siz sanal sistemleriniz var. Artırılmış gerçeklik, akıllı sistemler, üç boyutlu. Nesneleri, interneti. Evet bunlar var. Şimdi burada ne yapacaksınız? Hızla bunları zaten birleştirdiniz. Bakın bunlar vardı zaten tek tek. Sonra bunlar birleştirir. Uyumlu hale getirdik. Şu anda üçüncü bir aşama var. Bunları ayrı bir evrende tasarlama ve orada bunları oluşturma var. Şimdi bu da 5-10 senenin bugün artık konuşulan şey. Dolayısıyla bu eğri bize şunu gösteriyor. 5 sene sonra, 10 sene sonra bugün olan çoğu şeyler çok daha farklı olacak diye. O yüzden eğitim öğretim sistemimizde bu tür içerik dönüşümlerinin mutlak olması lazım. Hani hemen biz şöyle diyoruz ya üniversitelerimiz değişsin işte sistem çöktü. Aslında burada üniversiteye bir şey olduğu yok. Önemli olan içindeki mantalitenin değişmesi lazım. Bunun parayla pulla da bir ilgisi yok. O yüzden bizim hızla tabii burada en önemli husus bir devam edelim bu eğriyi. Hocam bir şey söyleyeyim. Benim dikkatimi çekti. Bakın burada bu sizin değişim eğrinizi diyelim yukarılarda şeyden kurumlar ve üniversiteler ise 2000'li yılların başında uyum yeteneği teknoloji değişiminin üzerindeyken üniversitelerde 2020'lere geldiğimiz zaman üniversiteler ve herhalde kurumlar derken resmi kurumları evet, daha yani çok onlar. Kastediyorsunuz. Onlar en altta iş dünyası ve işletmeler üniversitelerin üzerinde. Evet. Bu ne anlam ifade ediyor hocam bizim için? Şimdi burada şöyle bir şey var. Aslında şaşılacak da bir şey değil. Rekabet eden kurumlar mecburen bu eğriye yaklaşmak istiyorlar. Yani işletmeler ve geri kalmamak için. Tabii geri kalmamak için. Zaten biz ne diyoruz o yüzden? Dedim ya bu eğriye göre bunların hepsini izah edebiliriz. Yani biz ne diyoruz? Diyoruz ki bizim öğrencilerimiz okurken işletmelere gitsin diyoruz. Neden bunu diyoruz? Çünkü eskiden en iyi araçlar, en iyi aletler, en iyi programlar, en iyi sistemler üniversitedeydi. Şimdi iş dünyasında. Mezun olmadan bunları görsün istiyoruz. Hocam sadece Türkiye'de mi böyle, dünyada da böyle. Dünyada da böyle. Çünkü hızlı değişime iş dünyası rekabet ettiği için ayak uydurmak zorunda. Ama üniversitelerde bir alet alıp 20 sene kullanamazsan onu dönüştüremiyorsun. Yani ona para yetmez. O yüzden ne dönüyor? Eğitim, öğretim bir dönem, iki dönem öğrenci gitsin. Orada işte kendisinin yarın mezun olduğunda karşısına çıkacak işlemleri, programları, aletleri görerek adapte olsun diye. Bunu boşuna yapmıyorlar. Dolayısıyla bu sistemin hani bu şekilde üniversitelerin buraya gitmesi. İkincisi şöyle bir şey diyoruz biz. Siz eğitim öğretim yaparken ders planlarınızı, programlarınızı paydaşlarla birlikte yapın diyoruz. Yani bir işletme toplumdan ve sanayiden evet, bağımsız işletme bölümü bölüm hocaları oturup programı yapmasınlar. İşte işletme CEO'larını bulsunlar, sanayidekilerini bulsunlar, çalışanları iş dünya toplasınlar. Evet biz böyle bir eğitim öğretim yetiştiriyoruz, öğrenci yetiştiriyoruz. Ne yapalım, programımızı nasıl dönüştürelim diyerek. Bunlar da şimdi günümüzün hani bu temel kavramlar. O yüzden bunu iyi anladığımız zaman buralara daha kolay adapte oluruz. Yoksa yani fantezi olsun diye toplayın işte sanayicileri, toplumu. Ne yapalım böyle çay böyle bir şey değil bu. Direkt fiili olarak çalışma toplantıları olacak. Şimdi bu konuda mesela çok şey var hani toplumda da. Deniyor ki biz işte iş dünyasına mı eleman yetiştireceğiz? Ya böyle bir kavram var ya. Hani bunu bir aslında bir grup, bir siyasal söylem olarak da uzun
süredir söylüyor. Üniversite işte sermayenin. Ama aynı kişiler şunu da diyor. Ya mezun ediyoruz. Milyonlarca iş öğrenci iş bulamıyor diyor. O yüzden bu paradoksu da aşmaları lazım. Çünkü bizim şu anda niye bulamıyor? Piyasada nitelikli eleman ihtiyacı çok fazla. Ama mezunlarımızı aynı kalıpta yetiştiriyoruz. Bu kalıpların, koridorların kalktığını görerek eleman yetiştirdiğimizde daha kolay adapte olan mezunlar yetiştirebileceğiz. O yüzden bunu hani bizim asıl amacımız da şu üniversitelerde. Yani bu değişimi anladığı zaman üniversite, acaba bu üniversiteyi bu değişime göre mi yönetiyor? İkincisi de acaba eğitim öğretimi bu değişime göre mi yapıyor? Araştırmayı buna göre mi yapıyor? Sadece böyle yayın yapmak değil, bunların işte atıfları, sonuçları, bu değerlendirmeler, üniversiteye, ülkeye katkısı, patentler, buralara doğru giden bir süreci mi var diye bunlara bakıyoruz zaten. Yani bizim yaptığımız şey aslında bunları ölçebilmek. Üniversitenin burada ne kadar, yoksa biz bir standart getirip üniversiteleri zapturapt altına alma amacımız yok zaten. Bu mantalite de değişti. Bu eskiden olabilirdi bakın. Tekrar söyleyeyim. Eskiden uyum yeteneğiyle değişim yan yana gittiği zaman, o zaman siz üniversiteleri bir standarda koyarsınız. Yani bu standarda geldiğiniz zaman siz bu iyi olursunuz diyebilirsiniz. Ama bugün onu diyemezsiniz. O yüzden sürekli değişimi gözleyen bir sistem kurmanız lazım. Biz de bunu kurmaya çalışıyoruz. Yani. Üniversiteleri ya 5 sene akredite oldun. Böyle bir şey artık yok. Bunu belki süre içinde de yine anlatırız. Burada da mesela yine bu eğri de başka bir eğri. İşte stratejik planlarla, kanunlarla, yönetmeliklerle tabii onlara da uyacaksınız ama sonuçta daha politikalarla kurumu yönetmek önem kazanıyor. Devam edelim. Bu eğrilerden hocam, bir şey daha, aynı eğri aslında. Evet, bir şey daha sorayım. Bir sonraki arkadaşlar bir önceki mesela burada şimdi asıl eğitim hocam, öğretim. Buna, bu şeye geçmeden o hani iş dünyası üniversitenin yukarı evet. Daha önde demiştik ya. Bu biraz iş dünyası yönetiyor. Rekabetçi ortam var. Bir yönetim biçimi evet. Var. Daha direkt bir yapar. Üniversiteler daha geride. Üniversiteleri de iş dünyası gibi o değişim eğrisinden, o değişimin yaklaştırmak için acaba yönetim biçimlerini de iş dünyasının yönetim biçimlerini yaklaştırmak gerekir diye bir görüş de var. Yani zaten, CEO mantığı vesaire. Ama zaten gibi. Onu direkt söylüyor bu zaten. Yani bu endirekt bir söyleme yok. Yani şöyle yönetim biçimi şöyle. Bir ülkeyi yönetmek, bir işletmeyi yönetmek, bir üniversite yönetmek, bir şehri yönetmek veya bir küçük bir işletmeyi aynı mantık zaten. O zaman bu söylediklerinizin hepsi mesela biz yüksek öğretim konuşmasaydık da belediyeleri konuşuyor olsaydık aynı da şey. Aynı şeyleri söyleyecek. Ülkemizdeki yönetimi konuşsak da aynı şey. Yani daha dinamik, daha bürokrasiden uzak bir yönetim. Aslında Türkiye'deki mesela başkanlık sistemi kurulurken bu cümlelerle hep kuruldu zaten. Daha hedef odaklı, sonuç odaklı bir sistem. Çünkü değişimi yönetmek için böyle hani kalıplar içinde kalmış. Çünkü neden insanlar sürekli itiraz ediyor? Niye? Geleneklerine ne aykırı işler olduğu için itiraz ediyor. Gelenek. Ama buraya baktığımızda bu değişime yeter ki liyakatlı ve sağlıklı bir biçimde bu değişimi yönettiğiniz zaman bu daha mantıklı bir süreç karşımıza getiriyor. Şimdi bu eğrili evet. De mesela direkt eğitim öğretime geçtiğimizde. Şimdi ne yaptık? Planlanmış biz eğitim öğretimimiz. İşte lisansı konuşursak 4 yıl eğitim, işte 8 yarı yıl, şu kadar ders, bunun altında diploma. Şimdi bu 90'lı yıllarda 2000'li başlara kadar olabilirdi. Ama sonra ne yapılmaya başlandı? Yani dedi ki bizim bu planlanmış 4 yıllık eğitim içine seçimli dersler koyalım. Bunların oranları %5, 10, 15, 20. Bakın bu eğriyle birlikte arttı. Şu anda deniyor ki siz bir çok regüle meslekler dışında bir eğitim öğretim planlıyorsanız bunun içinde en az yarısı başka disiplinlerden olsun. Bunun içinde öğrenciye başka yetkinlik kazandıran sertifika programları olsun. İşte mikro krediler, yeni isimler koyuyorlar. Peki hocam bu öğretim süreçlerini de hızdan yani uzatmaz mı süreleri? Yok, daha da kısaltır. Yani
Bu değişim... O zaman nasıl olacak hocam? Şöyle hocam. Ben şimdi size olası itirazları seslendiriyorum. Yok yok, şöyle hocam. Diyorsunuz ki disiplin arası olacak. Alması gereken derslerin sayısı fazlalaştı. Şimdi bir standart bir ders kredi sistemi var. O zaman ne yapacak? Burası fazlalaşırsa alması zorunlu olan bölüm derslerin sayısı azalacak. Bölüm derslerin sayısı azalınca da yeterince öğrenci iyi yetişememiş. İnşaat mühendisliğini konuşalım hocam. İnşaat mühendisliğinin temel dersleri var diyelim. Şimdi de yeni alanlar çıkmaya başladı, seçmeli dersler. Bu seçmeli dersler ortaya başlayınca bir inşaat mühendisinin alması gereken, yani bundan 10 sene önce okuyan bir inşaat mühendisinin alması gereken zorunlu ders sayısı 20 ise, şimdi bu 15'e 10'a doğru düşecek. Çünkü bir taraftan sayı artıyor. Çapı büyütmediğimize, yılı artırmadığımıza göre demek ki o zaman içeride bir değişiklik olacak. Bu değişiklik olması, yetişmesi, yani bir tarafı güçlendirirken öbür tarafı mesleği, alanı zayıflatmış olmaz mıyız? Hocam şöyle, hani inşaat mühendisi dediniz de çoğu alanlarda öyle oldu. Bu değişim oldukça çoğu şeyler anlamsız kaldı bazı dersler. Hiçbir anlamı kalmadı. O yüzden buradaki esas şu, temel dersleri, temel mantaliteyi, tasarımı, buraları çok sağlıklı verip daha esnek, mesela bir inşaat mühendisi eskiden işte bizim zamanımızı diyelim, yani bir inşaat oturur aylarca proje çizerdi. Şimdi mesela inşaat mühendisi projeden anlayacak, mimarlıktan anlayacak, işletmeden anlayacak, elektrik, bir havalandırma, işte başka iklimlendirme. Her disiplinle konuşabilecek bir şeyde yetişecek. Yani yoksa tek başına ortada kalır. Yani bu disiplinler arası yetişmenin mantığı da bu zaten. Tek başına bir iş artık olmadığı için o bakımdan eğitim öğretimde mesleğe göre mesela biz ne yapıyoruz? İşte Türk dili edebiyatı, tamam, tarih. Buraya Türk dilci hoca dışında hoca sokmuyoruz. Ya böyle bir anlayış yok artık. Ya yani veya tarih bölümü en az yarısının başka disiplinlerden artık olması gerekiyor. Hukuk fakülteleri mesela. O yüzden bu zaten şöyle, bunu değişimi gördüğü zaman hocalarımız otursa bunları görür zaten. Dışarıdan birinin, ya yani onlar da bizim kadar bu işleri biliyorlar. Baksınlar dünyada bu işler nasıl oluyor, değişime adapte olacak. Mezunlar nasıl yetişiyor baksalar hocalarımız bunları bir günde iki günde bulurlar. Bugün bilgi çağındayız artık. Yani biz bunları bir yerden icat etmedik ki zaten. Böyle bir duruma zaten bu eğri bize gösteriyor. Şimdi Z kuşağı diyoruz mesela. Aslında Z kuşağı biraz bu konuda ben şey yapıyorum. Biliyorsunuz çok tartışılan bir kuşak. İşte neden tartışılıyor? İşte şimdi aslında bunların hepsi o şeyde var. Mesela o süreçlerin içinde var. Oradaki projelerin içinde hepsinde bunlar var zaten. Ya aslında yanlış bir şeydi. Ya buradaki kavramı bence hani tabii bana çok mantıklı geldiği için böyle bakabilirsek hani bu kuşaklar yarın gördüğünüz gibi bugün Z diyoruz, yarın başka bir şey diyeceğiz. Çünkü hızla değişiyor bakın. Eskiden olduğu gibi değişim süreleri de değil. Belki 5 sene sonra daha farklı bir kuşak karşımıza gelecek. Bu kaçınılmaz bir şey. Bu eğrinin bu sürecini de böyle yorumlayabilirsek, hani Z kuşağına da biraz farklı bir bakış getirdik. Çünkü çok şey yapılıyor. Hani Z kuşağı bir şey değil, yani bir hani başka bir dünyanın bir şeyi değil. Yani bu gelişimin bir devamı bu zaten bu sürecin. Yine bu devam edecek. Yani daha biz değişimi algılayamadığımız için Z kuşağı deyip işin içinden şey, kolayca sıyrılıyoruz. Biz çünkü bu şey, İyi algılasak bunu hayret etmeyiz. Hani benim o çok gösterdiğim bir şey vardı. Hani herkes böyle çok pür dikkat izliyor. Bir kişi var uyuyor böyle. Alkışlama zamanı gelince en çok o alkışlıyor. Burada olmadığı için onu çok gösteririm ben. Bizim biraz halimiz böyle. Bir şey çıkıyor sanki dün çıkmış, yeni olmuş gibi böyle bir işte toplum da bu toplumda da bir karmaşaya, bir kaotik duruma yol açıyor. Zaten insanların aklı karışık. Aslında böyle olmayıp da bunlar bir sürecin parçası olarak algılatılsa toplum da buna daha sevimli bakacak diye düşünüyorum. Kafası da çok karışmayacak. Hocam bu zaten üniversiteler çok garip bir şekilde toplumun önünde olması gereken, lokomotif olması gereken kurumlar. Tarih boyunca işte böyle alır götürürler. Götürmeleri beklenir daha doğrusu. Fakat bu sizin göstermiş olduğunuz değişim eğrilerinde gördüğümüz resim biraz... Hatta sadece hadi sanayi, iş dünyası, rekabet anladık. Hatta bazen üniversitenin toplumun bile gerisinde olduğunu
na dair haberler veya olaylar da görüyoruz. Bu üniversite Yani için burada tabii. şöyle, burada tabii üniversitelerimizin hani temel ana şeylerini burada çok saldırmayalım yani. Neticede üniversitelerimiz, burada bizim kastettiğimiz şey, üniversiteler daha yavaş değişiyor. Hele ülkemizdeki gibi böyle hani akademik unvanların bir de kadro, işte sabit maaş, sabit kadrolu birimlerin olduğu resmi kurumlar daha yavaş değişirler. Bunu, ama ülkemize bakalım hocam, bu Bu çok da doğal. kolay, doğal, ama bazı birimler var ülkemizde mesela. Burada isim, hani isimle kıyaslamayalım. Çok hızlı gelişiyorlar. Bunlar da kamu kuruluşu. Dünyaya adapte oluyorlar. Öyle kuruluşlarımız var işte yani. Görüyoruz işte Türkiye'de daha bilişime, teknolojiye çok yakın. Çok, Sağlık Bakanlığımız, işte E-Devlet, başka bir aile kuruluşu görebilirsiniz. Daha hızlı bunlar yola alan kuruluşlar. Hocam mesela şimdi siz E-Devlet ile bu 2012'lerdeki yapılan sistemin yani onun daha Türkiye ülke çapında Tabii tabii ülke yapılan çapında yapılmış bir bir şey şey yani her yani. şeyinizi Burada hani çok bir icat değil bunlar yani. Bunlar bu sürecin içinde anlayıp uygulamak hocam, sadece. zaten kalite şöyle bir şey. Uygulamak, gözden geçirmek. Siz çok basit bir şeyi uyguladığınızda, gözden geçirdiğinizde bakarsınız ya bu iyiye gidiyor. O zaman ne yaparsınız? Bir insan doğası, daha iyisini yaparsın. Kötüye gidiyorsa hani değiştirir, bir Değiştirirsiniz. önlem alırsınız. Kalite bu kadar basit bir şey zaten. O yüzden bizim biraz sorunumuz hani ülke olarak, ben hep şunu diyorum. Bu kadar hani dünyadaki bu iş süreçlerini falan çok yakından hani bildiğim için de şunu görüyorum. Bizim insanımızın yapamayacağı bir şey yok. Bakın, bizim insanımız çok dinamik, çok Çabuk iki uyum tane sağlıyor. şey önemli. Bir tanesi, bir sistemi göstereceksiniz. Yani yolu, yani liderliği iyi yapacaksınız. İki, biraz zorlayacaksınız. Hani zorlama derken hani onun kendine göre araçları var. Yoksa hani anladığımız bir Değil mi? Sopa zorluk alanı. göstermek değil. Dolayısıyla bu ikisini yaptığımızda bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok yani. Bunu bir kere ben hani gördüm. O yüzden bu süreçleri biz çok kısa sürede yaparız. Yeter ki bir akort olsun. Hani bu konuda akort sağlam olunca bu konularda hızla bu dönüşümün içine girerler. Zaten şöyle, bu da mesela tam diyeceksiniz ki böyle bir şeydi. Şimdi Türkiye'de düşünün, üniversite yüksek öğretime giren öğrencilerin üniversite bölümlerinden kaçmaya başladığı bazı bölümlerden süreç ne zamanlar? 2012-13'lü yıllar. Şimdi bu eğriye baktığımızda da bu gözüküyor zaten. Yani dünya değişiyor. Üniversiteler değişmediği zaman öğrenci sizden kaçıyor zaten. Ve diyor ki sizin, yani bu değişimi aslında tetikliyor bunlar. Diyor ki üniversiteler, sizin açtığınız bölümlere gelmiyorum diyor. Evet. Nitekim bu artarak devam ediyor, görüyorsunuz. O yüzden yani değişim burada kaçınılmaz bir şey haline geldi yani. Bu artık bir, ya işte fantazi falan olmaktan çıktı. O Bir yüzden zorunluluk oldu. bir zorunluluk oldu. Bunun da hani kısa sürede ben olacağına inanıyorum. Çok orada o konularda şey diyelim, hani biz öyleyizdir. Yani biz biraz böyle bir şey gördüğümüzde, çünkü çoğu şeyleri yaptığımız gibi bunu da başarırız. Evet hocam bu konuda şöyle bir bizim sıkıntımız var. Üniversitelerin biri bir yeni yani bir şey yaptığında yapmak istediğinde veya hoşuna gittiği bir uygulamayı da uygulamak istediğinde hemen etrafındakilere bakıyor. Bunu uygulayan, yapan bir üniversite var mı diye. Tamam. Eğer varsa biri yapmışsa ve işte ve kabul görmüşse yasalara aykırılığı vesaire gibi bir sorunla karşılaşmamışsa hemen çok kısa sürede büyük bir kısmı hemen aynısını yapıyor. Eğer ilk yapan Evet. birisinin ve yapması ve kabul görmesi Tabii lazım. tabii. Onu yaptıktan sonra işler çorap söküğü gibi geliyor. Ama zaten gelişme de böyle hocam. Yani şimdi biz şimdi arasında 5 kilometre bile yok. Üniversite birinin yaptığının diğerinden haberi yok. Ama dünyada bu böyle değil hocam. Bu yıllarda artık herkes yaptığı iyi uygulamaları paylaşarak ilerliyor. Bizde bu kültürü de artık biz kalite süreçlerinde bunu da yaymaya çalışıyoruz. Üniversitelerin en iyi uygulamalarını ilan edip üniversiteler birbirinden öğrenerek. Çünkü herkesin yaptığı, çaba sarf ettiği şeye, her üniversite boşuna niye zaman kaybedelim ki? Çünkü üniversitelerin temel fonksiyonları aynı zaten. Hocam sizin bu yine değişimle ilgili olarak anlattıklarınızı dinledikten sonra
Biz hep ders programlarının, eğitim süreçlerinin tasarlanmasından, yeniden programlanmasından bahsettik. Ama sanki üniversitenin idari yapılanmasının da yeniden tasarlanması da biz siz telaffuz etmediniz. Ama o da sanki gerekli gibi, ona da bir düşünülmesi gerekiyor gibi akla gelebilir. Mevcut daire başkanlıkları, onların işlevleri, çünkü eskiden SKS vardı. SKS'nin işi başkaydı ama şimdi SKS'nin yapmış olduğu işlerin bir kısmı doğrudan eğitim, öğretimin bir parçası oldu. Evet, evet. Bu yapıyı da biraz sanki yeniden düşünmek, kurgulamak, alışıldığımız devlet teşkilat yapısındaki değiştirmek veya yeni burada, düşünmek zamanında hocam, geldi burada sanki. Burada şöyle, az önce söyledim ya, liderlik önemli. Ben şunu iddia ediyorum. Yani bir üniversite dese ki, hani ben kardeşim mevcut yapım bu, yönetmeliklerim bu, kanunum bu, buna uygun olarak bu üniversiteyi yöneteceğim dese, başarılı olma şansı yok, rekabet etme şansı yok. Mutlaka buraları aşan işler yapacak. İşte Yükseköğretim Kurulu, kanun yapıcılar da bu önünü açacak. Aslında sürecin böyle işlemesi lazım. Biz biraz bu süreci, hani biz önce bir kalıp koyuyoruz, bunun içinden yürü diyoruz. Yani buralarda biraz mantalite değişimi. Zaten bu değişimi anladığımız zaman gerisi çok kolay gelir. O zaman böyle uzun uzun yönetmeliklere, her gün çıkan bir kurallara falan değil, daha çok hedeflere yönelik olarak kurumlar çalışmaya başlar. Kurumlar hedefine ulaşmak için bunu iyi kurgulamışsa, kadrosunu, işte imkanlarını, devletten alacağı destekleri buna göre alır. Zaten kalite o zaman anlamını kazanır. Ki ülkemizde biz de işte bir yönetmelik çıkardık yeni. Bu konuda bir kanun çalışması da aslında yapıldığını da biliyoruz. Ama biz de buna destek olarak kısa sürede bu döngünün kapanması lazım. Yani şöyle çok basit, hani bu da çok basit bir şey. Ülkenin bir yükseköğretim hedefi olur. Bunu üniversitelerimiz uygular. Biri de değerlendirir. Sonra bu hedefi koyan ve karar vericilere bunlar destek olur. Böyle olursa zaten bu ekosistemde tamamlanmış olur. Peki hocam, bu dediklerinizde 40 sene önce çıkmış bir kanunla yönetilen üniversitelerde yapmak mümkün mü? Hocam şöyle mümkün. Yani buralarda çok yani şimdi tabii burada bize yöneticilik yaptık. Yani kanunlara uymadığınız zaman mutlaka birileri karşınıza çıkıyor. İşte başka kurumlar bu sefer sizi zora bırakıyor ama Sayıştay başta ben şuna inanıyorum. Hani hedeflerinizi evrensel koyduğunuzda, ki üniversite ve kurumun ülkenin yararına koyduğunuzda, bunu yapmaya mani bir şey değil şu andaki kanunlarda. Doğru, önünüze bir engel aslında ama bunların da aşılması, Türkiye burada uğraşıldı. Zaten 40 sene önceki gibi de değil ki, bir hayli değişiklik yapıldı o YÖK kanununda da. Bence uzun kanunlar yerine daha kısa köşe, yani daha doğrusu otobanların aslında gözükmesi lazım. Biz ara sokaklara kadar yazıyoruz. Biz yazana kadar, zaten şu anda yeni yönetmelik yazana kadar yeni bir şey değişiyor zaten. O yüzden buraları ayrıntı yazmaktan yerine daha ana çerçevelerle temel bir sistem. Yani Türkiye bunun da çalışmaları var zaten, yani biliyoruz. Bunlar da olacaktır. Hani şu anda bence mazeretlik bir şey yok aslında. Yapmamak istediğin zaman mazeret yüzlerce zaten bu kanunlar falan. Ama siz yapmak istediğiniz zaman, ben çok bir yani çok böyle o değilsin bu değilsin değil ki. Çünkü bizim yapacağımız iş bir mantalite değişimi. Hocam teker teker. Kurum içeride bunu yapabilir. Teker teker konuşalım hocam. Yani kanun var. Evet. Şimdi bir yönetim sistemlerine dair ne kanun, ne hangi maddesi yasaklıyor, engel oluyor? Hiçbir madde yok. Yasaklayan madde yok. Yok. Kalite süreçleri için hangi kanun yok, yasak? Yok, tabii bir şey yok. Eğitim öğretimle ilgili hangi yasak? Var mı öyle bir şey? Yok, öyle bir şey. Yok. Öbürü toplumda katkı, toplumsal katkıda bir yasak var mı? Bir yasak yok. Yani şu anda yapılan hiçbir şey yapmak için önünüze bir mani bir yok. Mani yok. Şimdi siz işletme fakültesi dediniz, örnek verdiniz. İşletme fakültesi, bir üniversitenin işletme fakültesindeki bölüm, rektörlük, yaşamış olduğu şehrin ihtiyaçlarını, hangi alanda kendisini uzmanlaştırıyorsa. Çünkü çok geniş alan artık. O da başka bir şey oldu. Onları öğrenip ders müfredatını ona göre yapmasında bir mani var mı? Eğitim fakültesi, tabii, tabii. İşte tıp fakültesi gibi, ilahiyat fakültesi gibi böyle bazı, yani bazı bölümlerin resmi ve merkezi programları var. Onların dışındaki hiçbir program yapmaya bir mani hal var mı?
Siz yıllarca yani yöneticilik yaptınız. Bunu yasa, yönetmelikler. İşte şimdi varla yok burada çok tartışma götürür. Mesela yok desek bir sürü insan diyecek ki ya ben değiştirecektim. O yüzden bu bir mantalite değişimi işi hocam. Ama kanunen yani şu maddeye göre yapamazsın. Tabii tabii yok. Peki hocam bu siz seçmeli dersler konusunda %50'ye kadar çıkmalı diyorsunuz. Ama biz de seçmeli dersler %50'ye kadar çıkmalı deyince siz burada gözden kaçırılması gereken bir şey var. Şu sağ tarafta bak bir şeyler, akıllı sistemler, evet. Altın zeka, yapay zeka. Ondan önceki şeyde değişimde vardı. İşte girişimci teknoloji giyilebilir, teknolojileri kullanabilen, eğitim süreçlerinde analitik düşünen, dijital düşünebilen, işte, inovasyona yatkın. Ya siz seçmeli ders derken onları kastediyorsunuz. Tabii. Yani yoksa seçmeye ders gideyim üniversitedeki istediğim bölüme istediğim dersi alımdan daha ziyade. Bu şöyle bir şey aslında. Şöyle düşünelim eğitimi. Şimdi siz diyelim ki Türk Dili Edebiyatı bölümündesiniz. Evet. O nereden aklı? Mesela tarih bölümündesiniz diyelim hani çok böyle regüle. Şimdi bu bölümün aslında başka alanlarda mutlak işi var. Bazı öyle tarih bölümleri var ki Türkiye'de tarihçi dışında hiçbir hoca orada ders vermiyor. Böyle bir şey dünyada kalmadı artık. Dolayısıyla bu anladığımı bir başka disiplinlerle birlikte çalışacak. Birincisi bu. İkincisi bu yetkinlikleri kazandırmak için ya eğitim öğretim içine bunları yerleştirerek kazandıracak. Yani veya, ders müfredatının içine diyorsunuz. Evet veya dışarıdan sertifika programlarına yol açacak. Bunların krediye sayılmasını sağlayacak. İşte bir kişi bugün normal sınıf dışında almış olduğu yetkinlikleri, kazanımları krediye saydıracak mekanizmaları kurması lazım. Önceki öğrenmenin evet, tanınması bunu da dediğiniz. Aslında biz 3 derse kadar bir sağlamıştık ama hala bir kanunu, bir yönetmeliği çok fazla yok bunun. Ama bugün için pandemide de gördük ki bir kişinin illa bütün dersleri sınıf içinde alması şart değil. Dışarıdan alabilir, dünyanın herhangi bir yerinden alabilir, online alabilir, bir sertifika programından, sürekli eğitim merkezlerinden, dünyada var bu yetkinlik geliştirme merkezlerinden alabilir. Aslında şöyle düşünülüyor yakın geleceğin kişisi. Bu mikro krediler falan cümlesi de aslında bildiğimiz şeyin bir icadı. Yani bizim hani görürüz ya bu bayramlarda gazilerimiz olur. Hani Allah uzun ömür versin. Hani çok azaldı ama yine de görürüz. Şimdi burada mesela askerde nedir? Çavuştur diyelim. Ama yanında o madalyalar vardır burada. Bir sürü başka madalyası var. Yani öyle düşünün. Siz mezun oldunuz tarih bölümünden ama sizde bir yapay zeka madalyası olsa, bir liderlik madalyası olsa, bir değişim yönetimi ne bileyim buralardaki analitik düşünmeyle ilgili bir sertifika olsa. Bu sizin artık ne kadar bu çoğalırsa adapte olma yeteneğiniz, iş bulabilme yeteneğiniz, başka alanlarda çalışabilme yeteneğiniz burada gelişmiş olacak. Zaten şöyle diyorlar, deniyor artık yakın gelecekte bu eğri aslında onu da gösteriyor. Diyeceksiniz ki ne sihirli eğriymiş ama öyle yani ne yapalım. Evet hocam hakikaten. Çünkü şöyle mesela düşünün. Yaşadığımız çağı açıklayan bir eğri. Evet ne yapıyoruz biz? İşte üniversiteyi bitirdik, bir mesleğimiz oldu. Onunla çalıştık ve emekli olduk. Böyle bir dünya olmayacak artık. Evet ikinci yani meslek. Yani 3-5 senede bir başka meslekte, başka alanda, başka yerde 5-10 senede bir insanlar hani bir ömürleri boyunca 6-7 şey değiştirebilecek yetkinlikte olacak. Burada sorun o yani. Hocam siz inşaatçısınız. Bundan 40 sene önceki inşaat ihtiyaçlarıyla şimdiki inşaat donanımı yapılışı, mahiyeti, tabii, malzemesi işte nasıl o zaman değiştiyse. O sürekli eğitim aslında buralarda. O yüzden eğitim sistemimizi de bu değiştiriyor. Orada bir eğri daha var aslında. Bu değişimin son eğrisiydi o bir denge denge eğrisi var. Onu tamam. Bir gösterelim. Biraz bence hocam, onun üzerinden konuşarak. Onu aradan sonra inşallah o eğriyle başlayalım. Çünkü, o şeyi denk. Evet çünkü bir ara öyle mi? Vakti geldi. Bir tamam. Sohbetimize kısa ara verelim. Sonra aradan sonra inşallah o eğriyle tamam. Sohbetimize bu devam eğri ediyoruz. Değil bu doğru aslında. Evet eğri. Oysa iki eğri bir doğru etmezdi ama evet, sizin burada değişim. Bizim buradaki bu doğruya. Değişim eğriden kastınız. Şekil olarak eğrilik yoksa yanlış, olumsuz yok, anlamda anladım. Kullandığınız bir eğri değil. Efendim Enderun sohbetlerine değerli hocam Muzaffer Elmas'la üniversitelerdeki değişimin üniversite yansımasını konuşuyoruz. Kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz.
Efendim, Enderun sohbetlerine kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Konuğumuz Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkanı Muzaffer Elmas. Hocam, sohbetimizin ilk bölümünün sonunda bir değişim eğrisinden bahsetmiştik. Biz de ara verelim, aradan sonra o eğriyle devam ederiz demiştik. Bu eğri galiba, veya burada ben eğrilik göremedim tabii de tablo diyelim. Şimdi bu eğrilerin doğru hale gelmiş şekli hocam. Yani doğru hocam, tutmuş hali. Şimdi aslında şöyle diyoruz, burada çok kritik bir şey aslında bu bölümü. Şimdi şöyle düşünelim biz, hani bu az önce değişim dedik ya, özellikle gençler, yeni kuşak falan. Şimdi bunlara baktığımızda hep neyin etkisindeler? Bu tür değişimi tetikleyen sosyal medya, başka araçlar, teknoloji, bunların etkisindeler. Labirent ne oldu? Eskiden bir labirent vardı gençlerin etrafında. Özellikle bu nesli söylüyorum, hani 20'li 25'li. Hepimizin etrafında vardı biz de büyürken. İşte aile vardı, toplum vardı, mahalle vardı. Gittiğimiz işte şeyler, işte yurtlar veya başka örgütler veya başka kuruluşlar. Bunlarla birlikte bu labirent içinde hepimiz geldik bugünlere kadar. Ama şimdi yeni nesli düşündüğümüzde bu labirent etrafından kalktı. Siz labirent koysanız bile onun içinde o kalmıyor zaten. Alsanız bir şeye koysanız, işte bir kuruluşa bu veya bir yurda koysanız veya bir işte evde kendi çocuğunuza işte anlatsanız falan. Bunların oranı kaça indi? %5'e 10'a indi etkisi. %70-80 o artık sosyal başka araçlarla, bu araçları kullanarak şey yapıyor. O zaman ne hale geliyor bu gençler? Bu kalkanları, etrafındaki bu kalkanları yıkılmış veya çok azalmış. Etrafındaki kalkanları çok azalmış. Kompleks bir dünyada tek başına tüm etkileri açık bir insan olarak kalıyor. Yani 15'li, 20'li, 25'li yaşları diyelim. Şimdi bu sefer ne olması lazım? Eskisinden daha çok temel değerlerin, insani değerlerin, ahlaki değerlerin, dini değerlerin, temel bunların daha sıkı kişiye verilmesi lazım. Yani omurgasının aslında bu yeni neslin daha sağlam tutulması lazım. Bu biraz onu gösteriyor. Yani siz evet teknoloji ve diğer hususlarla bunu verin ama bunu dengeleyen ahlaki ve diğer temel etik değerleri dünyada hani bu cümleyle çok kullanılıyor. Bunları da verin, bu dengelesin deniyor. Aksi halde bunlar büyük bir yıkıma ve zararlı bir yola doğru götürebilir. O bakımdan bunu tekrar tekrar söyleyeyim. Hani bu az önce anlattığımız değişim kadar bu da önemli. Hocam, bu istenen öğrenci demişsiniz. Ben bunu ideal öğrenci olarak okusam... Olabilir. İdeal öğrenci diyebilirsiniz. İdeal çocuk, ideal... Hani bu herkesi kapsayan bir şey bu zaten. Evet. Hocam, şimdi ben bakıyorum bu ideal öğrencide aradığınız özellikleri. Etik değerler, liderlik becerileri, aidiyet duygusu, iletişim becerileri, kritik eleştirel düşünce, bilgi kompleks, problem çözme. Şimdi bunların hepsi Türk Dil Edebiyatı bölümünde okusa da, inşaat mühendisliği bölümünde okusa da... düzeyleri ve mahiyetleri farklı olmakla beraber kazanması gereken nitelikler olarak değerlendiriyorsunuz değil mi hocam? Aslında zaten yüksek öğretim de değil. Tüm eğitim sistemi içinde aslında bunu dengeleyecek. Yani hayat boyu da düşünebilirsiniz. Yani biz burada bir bölümünü düşündüğümüz için bunu söylüyoruz. Yani bizim bunun özeti şu. Yani bu tür becerilerin insani temel etik değerler, ahlaki değerler ve diğer değerler dengelenmesi bunun. Da onu söyleyeceğim. Bunların hepsinin üniversite eğitim esnasında verilmesini beklemek doğru değil. Değil tabii, doğru değil. O zaman bizim bu, sizin bu söylediklerinizin hepsini, biz yüksek öğretimi konuştuğumuz için yüksek öğretim üzerine söyledik ama galiba bunları ilk öğretim, orta öğretime de... tüm eğitim süresince de bunları düşünebiliriz. Hani bizde var ya beşikten mezara kadar, öyle de düşünebiliriz. Yani bu... Bu o yüzden biz hani küçük çocuklarımız, işte bizim torunlarımız var, çocuklar var, kiminin yeğeni var, kiminin kendi çocukları var. Buralardan görüyorlar zaten. Biz bu araçları vermekten imtina edemiyoruz, kaçınamıyoruz zaten. Hani yasaklasak falan bunların artık olmadığını görüyoruz. O bakımdan buna uygun yöntemler bulmamız lazım. Buna uygun mesaj aktarma yöntemleri iletmemiz lazım. Yani kim bunu yapıyorsa, işte öğretmenler yapabilir, din adamları yapabilir, başka
yani mesaj verme biçimlerini de ona göre değiştirmeleri lazım. Yani bu yine bu eğri bunu anlatıyor. Yani eskiden bir mesajı verip kendimize benzetiyorduk kişileri. Şu anda bizden uzakta bir şey var, bir nesil var. Oraya ulaşacak yöntemleri, mekanizmaları kurgulamamız lazım. Bu her alanda olması gereken bir şey zaten. Hocam bir de aidiyet duygusu var. Mesela bu aidiyet duygusu öğrencileri, yine biz hani alanımız yüksek öğretim evet. olduğu için onu zaten konuştuğumuz her şey doğrudan hayatla ilgili hocam. Tabii zaten bir parçası artık. Her şey iç içe girmiş evet, durumda. Yani. Bu aidiyet duygusu bir şirket olsa şirkete konuşacaktık. Kurum olsa kurum konuşacaktık ama biz yüksek öğretim. Bir öğretim üyesi için aidiyet duygusu önemli. Bir öğrenci için aidiyet duygusu önemli. Yani okulunu benimsemesi lazım. Kendisini o aileye ait hissetmesi lazım. Ve sorulduğu zaman hiç yüksünmeden ve önceleyerek okulunu söylemesi lazım. Çalışıyla söylemesi lazım. Şimdi peki bunu üniversitede, bunları derste kazandıramayız. Yani bu 240 AKTS içinde vermiş olduğumuz evet. derslerle kazandırabileceğimiz türden beceriler değil bunların bir kısmı. Peki bunu nasıl halledeceğiz hocam? Nasıl vereceğiz? Hocam şöyle, buradaki aidiyet, mesela kurumun, üniversiteler böyle çok mekanik varlıklar değil. Üniversiteler yaşayan aslında çok derin, hani bu geçen de Durmuş Hocam'ı dinlemiştim, o bu konulara daha böyle şey, böyle bu tür bir arka planı, bir manası olan yerler aslında. Üniversitenin tüm çalışanları, akademisyenleri, rektöründen öğrencisine kadar tümü, üniversitenin bu misyonu, bu atmosferi içinde hepsi kendine bir rol bulabilirse bu aidiyet duygusu genişleyebilir, yeşerebilir. Yoksa burada kendine yer bulamadığı zaman bu çevrim dışında kalır. O yüzden bu sistemlerde, hani günümüzde bunun önemi çok daha fazla. Bunu yapacak da işte liderler, kurumu yönetenler bu duyguyu kimseyi çevrim dışına atmamaya çalışacak. Yoksa bir takım oyunu, yani takım oyunu içinde herkese bir rol verebilecek mekanizmalar kurulacak. Yani bu duyguyu geliştirmek de çok yani zor da değil. Kimseyi küçük görmemek lazım. Herkesin verebileceği bir şeyler olabilir, katkı sunacağı alan olabilir. Yöneticilere düşen bunları tespit edip doğru yönlendirmek olarak anlıyorum. Hocam hele günümüzde bunu dedim ya, değişimciler çok anlatıyorlar. İşte bu eğri de bunu anlatıyor. Yani şey kalmadı. Profesörüm, işte doçentim, rektörüm, dekanım, bölüm başkanıyım bilmem, böyle bir şey yok. Aslında hepimiz aynı hizaya hizalanıyoruz zaten bu sayede. Hani Zoom'da da gözüküyor. Ben zaten çok onu şey yaparım mesela. Zoom'da bir gelirsin, işte rektör bir tarafta, öğrenci üstte, memur altta falan. Yani herkesi böyle hizalıyor zaten istediği gibi. Bu onun gibi bir şey. Şimdi hayatta aslında iş buraya döndü. Böyle hani hiyerarşik bir mekanizmayla yönetmek, zaten bir duyguyu sağlamak mümkün değil. Yani bu mekanizmaları kaldırıp bu zincir halkası gibi düşünün. Hepsi aynı, bütün zincirin halkaları yukarıdan aşağıya doğru, hepsinin sağlam olması, hepsinin bu duyguyu, bu atmosferi beslemesi lazım. Hocam şimdi de bu bütün bu anlattıklarınızın biraz daha somutlaştıracak sorular sormak istiyorum ve YÖKAK'ı da biraz daha yakından tanımak istiyorum. O yüzden biraz daha somutlaştırırım, biraz daha böyle net, cevabı net olan sorular sorayım. Hocam YÖKAK'ın, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun denetlemek gibi bir görevi ve misyonu var mı? Siz denetleme mi yapıyorsunuz? Hocam bu tabii bu alışıldığı için bizim yaptığımız denetlemedir. Ya bizim yaptığımız aslında üniversiteleri değerlendirme. Şimdi bunun hocam denetlemekle değerlendirmek arasında ne fark var? Hocam denetlemede şöyle, bir yargıya varıp farklı sonuçlar çıkaran bir iş denetleme. Ama bizim değerlendirmemizdeki amaç şu. Fotoğrafını çekmek. Evet. Kurum, acaba belirli başlıklarımız var. Bu başlıklarımız da daha önce de söyledim, evrensel normlara uygun bunlarda. Üniversite eğitim öğretimde, araştırmada ve diğer hususlarda, yönetimde hangi kademede bu böyle skalamız var bizim? Onları ölçmeye çalışıyoruz. Bunun için ne yapıyor? Üniversite önce kendisi anlatıyor kendisini. Diyor ki ben işte eğitim öğretimde şu başlıktayım, bu skaladayım diyor. İşte 5 üzerinden 3'teyim diyor mesela. Bunu da gösterecek kanıtlar sunuyor bize. Böylece bir rapor hazırlıyor.
Bizim de bu rapora göre üniversiteye gönderdiğimiz değerlendiricilerimiz var. Bu değerlendiricilerimiz 3-4 bin kişilik öğretim üyesi havuzundan seçiliyor. İşte çok deneyimliler var, yeni başlayanlar var içinde. Bu sene başladık, yabancı değerlendiricilerimiz var. İki, en önemlisi öğrencilerimiz de var. Çünkü öğrenci bu işte ana aktör oldu. Az önce söyledik ki, evet, bu hocam, değişimin merkezinde öğrenci. Öğrenci bu işin ana aktörü. Dolayısıyla bunlar üniversiteye gidip kurumun yazdığı raporla bir eşleştirme yapıyorlar. Kurum burada bizi ilgilendiren şu, kurum kendini ne kadar iyi tanımışsa o kurum bizim için daha değerli bir kurum. Hani ilim, Yunus Emre'nin sözü var, ilim kendini bilmektir ile biten. Aslında bu da böyle bir şey yani. Kalitede kendini bilmek. Yani kendinin nerede olduğunu kurum bilebiliyorsa sonra dışarıdan birisi gelip evet sen buradasın diyor zaten. Bizim demeye çalıştığımız bu. Bizim yaptığımız da basitçe aslında bu, başka bir şey değil. Yani. Yani böyle kurumu... çok deruni anlamlar yüklüyorlar. Böyle bir şey yok yani. Biraz daha bakıyorsun. Üniversitenin, tabii sahaya gidenler üniversitenin ruhunu, atmosferini, motivasyonunu da anlamaya çalışıyorlar. Sadece mekanik bir şey değil bu. Kağıt üzerinde bırakmıyor. Tabii. Bu değerlendirmeler aslında şu anda akreditasyona dönüştürdük. İşte kurumsal akreditasyon başladı ki bu çok üzerinde durduğumuz, titiz durduğumuz bir husus. Yani burada üniversitelerimiz için 5 yıl, 2 yıl diye akreditasyon kararları veriyoruz. Neden önemli hocam bu kurumsal akreditasyon? Aslında şöyle. Sizin verdiğiniz evet, en yüksek evet, şey galiba. Kurumsal akreditasyon derece şu. Üniversite aslında yönetim bakımından az önce söylediğimiz gibi değişimi yöneten, yeniliklere dikkate alan bir yapıdadır. Bunun tercümesi bu. İki, eğitim öğretimini bu değişime göre yapan, bu konuda programlarını düzenleyen, gözden geçiren bir kurumdur. Araştırmadaki etkisini, kalitesini, sonuçlarını bakan, izleyen bir kurumdur. Toplumla bunu paylaşıyordur. Aslında buna ilişkin mekanizmaları kurmuştur demek bu. Yani bu üniversite aslında yolunu bulmuştur demek tabiri caizse. Biz yapmak istediğimiz şey aslında tam bu. Yani yoksa sürekli üniversiteleri biz değerlendirelim, akreditelim diye bir mantık yok zaten. Yani üniversiteler bu sistemi kendi içinde kursunlar istiyoruz. Yine bunu da şöyle düşünelim. Eskiden şunlar çok önemliydi. Bir üniversiteye bir programa gelip orayı akredite etmek, akreditasyon vermek önemliydi. Ama şimdi değişim tüm üniversitede birden olduğu için üniversitenin bütünüyle akreditasyonu, bütünüyle bu konuya yaklaşımı, bütün hocaların bu işin içinde olması şu anda daha önem kazandı. O yüzden biz kurumsal olarak akreditasyon yapıyoruz. Aslında kurumların, her üniversitenin bir kalite ajansı gibi çalışsın istiyoruz. Beklentimiz de şu zaten, ana beklentimiz de şu, yani rektörlerimiz veya üniversitelerimiz bunu söylüyorlar zaten. Şu anda söylem olarak az önce anlattığımız cümleleri kurmayan rektör, yönetici hemen hemen yok zaten. Öyle değil mi? Herkes televizyona, ekrana evet, çıktığında buna... Hocam sizin bir güzel sözünüz evet, var. Hemen onu hatırlatayım. Ben ne dediğine değil ne yaptığına bakarım dersiniz. Tabii o kadar. Şimdi zaten kalitede tam böyle bir şey. Evet, şimdi rektörümüz diyor ki biz işte dünyaya ayakta kalabilen, analitik düşünen, işte böyle çeşitli şeyler kurarak böyle öğrenci yetiştiriyoruz diyor. Biz de diyoruz ki evet, sen böyle cümleler kuruyorsun, böyle hedefin de var. İşte tarih bölümünün öğrencilerine veya bölümünde hocaları, öğrencileri, bölüm başkanı buna ulaşmak için bu hedefe neler yapıyorlar? Eğitim öğretim programlarını nasıl dizayn ediyorlar? Ve böyle mezun yetiştirdiklerine nasıl emin oluyorlar? Zaten bizim bakmaya çalıştığımız da tam bu. Yani sizin... Yani o, çünkü üniversiteler özel kuruluşlar. Biz onlara bir dışarıdan elbise giydirmeye kalkmıyoruz zaten. Bu da doğru bir şey değil. Üniversitenin kendi söylediğini hakikaten uyguluyor mu? Sonuçlarına bakıyorum. Bu kadar. Bunun bizde bu uygulamak da biraz var. Şu andaki üniversitelerimizin durumu hani çok da kötü değil. Aslında hedefler var, biraz uygulama var. Ama sonuçlarına bakıp buna göre bir yol alma çok fazla yok. Yani bu alışkanlığımız bizim ülke olarak da çok fazla yok. Biz daha çok böyle teorik kurguları çok seviyoruz. Yani çok mükemmel kurgularımız, dizaynlarımız olsun. Ama bu işin özü aslında yapmak, gözden geçirmek. Yani kaliteye böyle çok deruni manalar yüklemeye gerek yok. Yani yapıp gözden... Zaten siz
gözden geçirdiğinizde bir insan olarak bakarsınız değil mi? Bu iyi mi kötü mü diye. Evet, anlarsınız, bu kadar basit bir şey bu. Peki hocam, siz şu ana kadar yani üniversitemizin size akreditasyon süreçlerine olan ilgisi nasıl? Hocam şöyle, mesela geçen sene 60'a yakın üniversite bize başvurmuştu. Biz onlardan eleme yaptık. Çünkü ilk başladığımız eleme derken hani durumlarına göre değerlendirdik diyelim. 11 üniversiteyi değerlendirme aldık. Bunların 5 tanesi, bir kısmı Vakıf Üniversitesi 5 yıl akredite oldu. Diğer 4 tanesi 2 yıl oldu. Diğerleri de şu anda değerlendirmede. Yani bu beklediğimiz bir sonuç zaten. Üniversitelerin ilgisi şu anda yeni yönetmelikle de mecbur hale geldi. 5 yıl içinde tüm üniversitelerimiz bu sürece girmek zorunda şimdi. Yani biraz da mecbur cümlesini çok kullanmak istemiyoruz. Yani amacımız kurumlara bu işi sevdirerek yapmak. Çünkü bu zorla yapılacak bir bürokratik işlem değil bu zaten. Yani kurum... Hocam zorla yaparlarsa kağıt üzerine tamamlarlar. Başvurmuşlar. Başvurdukmuş daha olur. İyi olabilir. Ama sonuç... Tabii aslında bunlar bir araç. Bunların bir araç olduğunu unutmamamız gerekir. Dolayısıyla bu araçları iyi kullanmak bizim hani şeyimiz. Dolayısıyla bu sene şu anda 10 üniversitede daha bu süreç devam ediyor. Artık bu artarak devam edecektir. Burada kritik eşiğimiz şu, bu kurumsal akreditasyonda da üniversitelerin mutlaka eğitim öğretim süreçlerinin değerlendirmesini yapabilir kapasiteye ulaşmasını sağlamak. Bu konuda biz eksiklik de gördük. Hani bazı sürekli biz çünkü hem rektörlerimizle hem yöneticilerimizle hem de bizim değerlendiricilerimizle görüşüyoruz takım başkanlarımızla. Üniversitede iç kalite güvence sistemi kurma konusunda biraz şey olduğunu gördük. Hani biraz bu konuda bilgi eksikliği ihtiyacı olduğunu gördük. Şu anda eğitimler başlatıyoruz. Mesela her üniversiteden 10'ar kişi davet edip 2 gün süren eğitimler yapacağız. Bunun ana başlığı şu, değişim yönetimi ve üniversitede bir iç kalite güvence sistemi nasıl kurulabilir? Bunu da bu 2 ay içinde üniversiteyi bölerek yaptık. 7-8 eğitimle yapıyoruz. Yani biz hem değerlendiriyoruz hem kurumlara bu konuda eksiklerine hizmet veriyoruz. Yönlendiriyorsunuz. Çünkü bu neticede biz devletin hani kurduğu bir kuruluz. Yani üniversiteleri sadece yargılamak değil amacımız. Onlarla birlikte bu süreci ileri taşımak. Türkiye'deki yüksek öğretim standartını yükseltmeye çalışıyoruz. Evet, sürekli paylaşarak bunları yapıyoruz. Üniversiteleri yanımıza alarak yapmaya çalışıyoruz. Yoksa üniversiteler karşımızda biz buradan işte bir yargıya vardık, böylesiniz de bırakmıyoruz. Yani burada yani bu sürece yani dinamik olan bu yüksek öğretim sürecine biz de bir değer katmaya çalışıyoruz. Neticede yapmaya çalıştığımız o. Peki hocam bu akreditasyon süreçlerinden başarı ile geçen üniversitelerin kazancı ne? Yani onun ellerine geçiyor. Şimdi aslında bu kritik bir soru. Bu soruyu ülkemizde de şimdi Türkiye'de az önce söyledim ya. Mesela bu süreçlerin yapıldığı ülkelerde 100 sene, 150 sene, 130 senelik işte 40 sene, 20 sene, 15 en yeni ajanslar 15-20 sene. Çünkü herkes kurdu 2000'li yıllarda. Buradaki, biz geç kalmışız. Evet. Ama biz de bu arayı hızlı kapatmaya çalışıyoruz. Kurduğumuz sistemlere. O konuda da iddialıyız yani. Bu 15-20 senelik arayı biz 3-4 senede kapatmak hedefimiz var. Da çoğunu da kapatıyoruz zaten. Yani yenilikçi bir kuruluz biz. Sürekli odaklanıyoruz. Değişim içindeyiz. Hocam buradaki kritik şey şu zaten. Şimdi bir hedef koyan var. Az önce söyledim. Bir uygulayan var. Bir de bu uygulamanın bu hedeflere, ülkenin hedeflerine uygunluğunu değerlendiren bir kuruluş var. Dolayısıyla bu kuruluşun yazdığı raporlar, bunun sonuçları karar vericilere bir girdi olmalı ki bunun anlamı olmalı. Şu anda var mı derseniz şu anda o aşamaya yeni yeni geliyoruz zaten. Biz akreditasyona yeni başladık. Bunun sonucunda şu andaki işte bu yönetmelik değişimizde üniversiteler akredite olanlar, İşte ÖSYM kılavuzunda gözükecek. İşte bu akreditasyonu kullanabilecekler. İşte dünyaca tanınan bir ajans tarafından akredite edilmiş olmaları yurt dışından, mezunlarının onlara prestij sağlayacak. Yani şu andaki bu. Ama normal yapılanı söyleyeyim. Hani bu konudaki biraz ileri gitmiş ülkelerde akreditasyona göre üniversitelere bütçe, kadro ve diğer imkanların sağlanması
buralara dayanarak yapılıyor. Bazı ülkelerde akredite olmayan üniversite mezunlarına işe almama var. Bazılarında ücreti, yani her ülke kendi atmosferine göre bir yaptırım uyguluyor ki bunu dedim ya, biz buralarda biraz geç kaldık ama kısa sürede bu konuda önemli çalışmalar olduğunu biliyorum. Daha, bunlar da tamamlanacak. Daha çok yeni ve çok az üniversite tabii, akredite tabii. oldu. Belki bu akredite olan üniversitenin sayısı onun, 50'ler 60'lara çıkınca bu söylediğiniz oraya da kalmaz. İkincisi şu var. Mezunlarla ilgili Türkiye'de bazı şeyler olabilir. Şöyle bir şey yapmaya çalışmıyoruz. Yani biz kurulduk, ajans olduk, işte bize şu yetkiyi verin, bu. Biz kendimiz süreci yayarak ve güvenilirliğimizi artırarak süreci ilerletmek istiyoruz. Yani hiçbir zaman yani buna çok dikkat ediyoruz. Bu süre içinde bu da olacaktır. Hocam bu sizin akredite ettiğiniz kurumları tabii örgütü üyesi olduğunuz diğer akreditasyon evrensel ve bölgesel akreditasyon kuruluşları da tanıyorlar değil mi hocam? Yani doğal olarak. Ya, tanınma mekanizmaları var. O tabii ECAR'da, oralarda bu mekanizmaları işletiyoruz. Buralarda normalde böyle olması lazım. Çünkü bizim akredite, yani Türkiye'de akredite olmuş Evet. bir üniversiteden mezun olan bir öğrenci yurt dışında bir başka üniversiteye başvurduğunda herhalde kabul süreçlerini Hızlandıran, hızlandıran bunlar ve hızlandıran bir kolaylaştıran bir mekanizma. etken olur. Sağlıklı anlatılması burada önemli. Çünkü her ülkede bu işlerin uygulanması farklı. O yüzden ENKO, Avrupa Kalite Ajanslar Birliği bu konuda bir ortak bir mekanizma kurgulamaya çalışıyor. Hala bazı eksikleri yine var ama bu mekanizmanın içinde olanlara bu daha kolay olacak diye düşünüyorum. Hocam siz geç kurulan, söylediğiniz gibi ülkemizde kalite kurulu geç kurulan ajanslardan yani 15-20 sene öncesinde yaygın bir şekilde tamamlandığını söylediniz. Peki bu geç kurulmasının avantajları da olduğu gibi dezavantajları da olmuştur herhalde. Avantajları yeni kurulduğu için 15-20 yıllık tecrübenin sonuçlarından yararlanarak Evet. yani onların yaşayarak tecrübe ettikleri bir takım olumsuzlukları başkalarının tecrübesini tecrübe etmeden uygulamak herhalde oldu. Ve bu da bir avantaj olarak bence sizin çok ciddi bir kazanç sağlamış olabilir. Yani hep olumsuz Yani, tarafından bakıyoruz, geç kaldı falan diyoruz ama. Yok, ben de hani burada aslında Yani dezavantajı avantaja çevirmiş oldu. Yine az önceki değişim eğrisiyle bunu anlatmak istiyorum. Bak şimdi yıllardır gelen üniversiteler var. Yıllardır gelen kalite ajansları var. Şimdi herkes değişmek. Şimdi değişim dönemine girdik. Şimdi herkes değişmek. Hocam değişmeyen yıkılacak. Evet, Yani değişmeyen. Ayakta kalamayacak. Hatta orada biz o dinlerken az önce anlattığım bu eğriçlerin birisi sordu. Değişmezsek yaşayamaz mıyız diye. Bir süre yaşarsınız dedi. Cevabı böyle oldu. Şimdi burada herkes değişmek zorunda. Yani şunu da göz ardı etmeyelim. Mesela yıllardır gelen üniversiteler bu gelenekleriyle geldikleri için aslında onunla idare ediyorlardı. Şimdi onlar da değişmek zorundalar. Yani o üniversiteler de değişmek. O yüzden yeni kurulmuş bir üniversite, Anadolu'daki dinamik bir üniversite veya başka bir yerde kurulmuş yeni üniversite daha avantajlı olabilir. Aynı şekilde kalite ajansı geleneklerinden onlar kolay dönüşemiyor. Biz bakıyoruz mesela. Amerika'da 1,5-2 sene önce karar alındı. Akreditasyonda bazı süreçlerinde değişiklik olacak diye biliyorsunuz. Orada çok süreçler katı. Akredite olmayanlara devletin işte yardımı kesiyor, bursları kesiyor. Farklı farklı mekanizmaları var. Bölümlerini kapatıyor. Oralarda bile mesela 2 sene önce aldığı kararları hala tartışıyorlar, uygulayamıyorlar. Çünkü 100 senelik kuruluşlar var karşılarında. Mesela aynı şekilde dünyanın çeşitli ülkelerinde de öyle. Onlar dönüşmeye çalışırken biz o dönüşümden yola başlamamız bizim için avantaj. Onu da söylemiş olayım. Hocam bu YÖKAK ile dünyadaki diğer akreditasyon kuruluşları arasında herhangi bir fark yok. Yok. Yani bizim yasal neyse diğerleri de aynı herhangi bir şey. Hatta biz onların büyük bir kısmından da teknolojik olarak ve yapı olarak daha da ilerideyiz. Çünkü onlardan sonra kurulduğumuz için daha dinamik ve daha bir de teknoloji Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu durumdan. Ama hocam sizin yapmaya çalıştığınız bir şey daha var. Diğer dünyadaki ve Avrupa'daki kalite ajanslarında hem bir tarafta eşitsiniz, aynı şeyleri yapıyorsunuz.
Ama öbür taraftan sizin Türkiye'ye özgü bir takım değerleri de bu kalite süreçlerine katmaya çalıştığınızı görüyoruz. Bunu neden yapıyorsunuz? Şimdi yani bu gerekli aslında bu mi? Konuda bizim uyguladığımız, yani yakın geçmişte yaşadığımız bir deneyim var. Mesela biz ülke olarak iki tane husus var burada. Bir yönetim, bir eğitim bazında. Yönetim açısından biz 2000'li yıllarda şeyler ithal ettik. Stratejik planlar çok modaydı. Hatta şu anda da yapılıyor, mecburen yapılıyor. Stratejik plan. Nereden aldık? İrlanda'dan. Sonra ülkemize aldık, kurumlar yazıyor. Her kurum plan yazıyor. Sonuç ne? Bir sonuç yok. Neden? Çünkü ithal bir iş oldu. Ülkemizin, ben hep şunu diyorum, bunu da mesela arada anlatırım. Bu sohbet programı olduğu için bunu da anlatayım. Eğitim, öğretim iki tane şeydi. Eğitim ve Bologna sürecidik. Aldık, tamamen çevirdik. Ne oldu? Kurumlara girmedi. Şimdi ben hep şunu diyorum. Avrupa'nın, hani biraz da kuzey ülkelerini düşünelim. Almanya, işte o diğer ülkeler falan. İsveç, Finlandiya. Oralar yağmurlu, puslu havalar. Millet diyorum habire prosedür yazıyor. Yani uzun uzun mekanizmalar kuruyor. Şimdi biz onu çeviriyoruz, tercüme ediyoruz, geliyoruz Türkiye'de. Türkiye dinamik bir ülke. Türkiye oralara gitti tabii. Dolayısıyla buraya o tercüme ettiğiniz o bürokratik şey üniversitenin içine girmiyor. Ben bunu yani şeyde oraya dikilen, orası için tabii, dikilen gömlek bize uymadı. Bize uymadı. Bunu gördük zaten, yaşadık da gördük. Şimdi bir o yüzden bizim mesela da ben hani aynı anda hem Avrupa hem Amerika'daki süreçleri böyle izlerken onu gördüm. Orada daha kısa, daha basit adımlarla aynı sonuca gidiliyor. O yüzden biz o mekanizmaları biraz daha Türk insanının yapısına uygun mekanizmalar da kurmaya çalıştık. Yani o bakımdan diyorum biz bu süreçleri ithal yapmadık. Hani bizim insanımız sürekli biz soruyoruz üniversitelere. Yani diyoruz ki bizim amacımız bu süreçlerde şudur. Üniversite tekrar tekrar ediyorum ya bunu. Değişimi nasıl yönetiyor? Buna uygun çağdaş yönetim mekanizmalarını kullanıyor mu? Bilişimi, teknoloji. İki, eğitim, öğretim ve araştırma süreçlerini bu değişime göre planlayıp gözden geçirip yapıyorum. Biz diyoruz buna bakıyoruz. Mekanizm sistemimiz de bu. Bu sistem bu sonuçlara bakmamıza katkı sağlamıyorsa lütfen bize söyleyin diyoruz. Biz öyle bakalım. Yani bizim sistemimizin amacı bu. Yoksa biz evet böyle bir kural koyduk. Bunu her üniversite bakacağız falan, böyle bir yapımız yok. Biz daha esnek mekanizmalarla kurumlara gidiyoruz. Amacımız kurumları, değişim yönetimi kurumlara sağlamak. Bir de mekanizmalarına bunu ana işlerine yansıtmak. O bakımdan ülkemize özgü cümlesini o yüzden kullanıyoruz. Bir örnek verebilir miyiz? Mesela şöyle, mesela diyelim ki yurt dışında üniversitelerde bütçe, mesela bütçe yönetimi önemli bir parametre. Ama şimdi bakıyoruz bizim devlet üniversitelerimizde bütçe devletten geliyor ve bu yönetimin de hani çok bir şey yok. Yani bu bir önem, yani yönetimin önemli bir paydası. Mesela bazı bölümlerde biz de mesela uluslararası akreditasyonlarda karşılandık. İşte eğitim fakültesi. İlk sordukları soru şu: öğrenciyi nasıl seçiyorsunuz? Yani şöyle, cevabının şöyle olması gerekiyor. Yani biz öğrencileri işte eğitim fakültesi veya öğretmen olacak yetkinliklere değil mi değil mi diye bakarak seçiyoruz diyecekken ne diyoruz? ÖSYM'den geliyor bize. Bunda da bizim yapacağımız bir şey yok. Ne oldu? Bakın %50'si işin gitti. Yani o yüzden biz de kendimize uygun mekanizmadan hani kastettiğimiz biraz bunlar. Bu tür şeyler. Yani ülkün yasa yönetmelikleri ve bize uygulanabilir. Yani bu iklimde yetişilebilir. Tabii. En iyi model olsun istiyoruz. Bir şey yapıyoruz. Hocam peki üniversitelerimizin size muhtemelen rektör hocalarımız bu sürece katılmak istediklerine sizinle konuşuyorlardır ve sizden kendilerini yönlendirmelerini istiyordur ve siz de muhtemelen onlara çünkü her zamanki gibi yardımcı oluyorsunuzdur. Yönlendiriyorsunuzdur. Ondan eminim. Bu süreçlerde az önce söylediğiniz 60 kadar başvuru oldu. 11 tanesini değerlendirmeye aldık. Diğerlerinde herhalde bir takım eksiklikler, hazırlamış olduğu dosyalarda eksiklikler görülmüş olacak ki değerlendirilmeye alınmadı. Hocam bu üniversitenin gördüğümüz
temel eksiklikler nelerdi? Temel sorun neydi? Sadece mentalite sorunu mu yoksa başka somut bazı eksiklikler? Hocam bizim o sayıyı o düşük tutmamızın başka bir nedeni de ilk yaptığımız için daha emin olalım, daha sağlam olsun, daha sistematik gidelim diye biraz daha bu sayıları daha düşük tuttuk. Aslında yapmaya çalıştığımız asıl şey biraz şu. Az önce söyledim ya, üniversitelerin misyonları var, bir sorun yok. Hedefleri var, politikaları var. Bunu kim söylüyor? Rektörlük söylüyor değil mi? Üniversitenin yöneticileri söylüyor. Bizim yapmaya çalıştığımız aslında bu politikalara uygun işler yapıp yapılmadığına bakıyoruz zaten. Şöyle bir şey varsa mesela bu bizim için handikap olan şey şu. Evet ben politikalarım bu ama ben günlük işime bakarım. Hani bir sürü farklı işlerle yani şimdi düşünelim üniversite yöneticilerimiz yani hepsi gece gündüz çalışıyorlar. Yani bu konuda bizim bir tereddüdümüz yok. Ama biz istiyoruz ki yoğunluk, odaklanma bu hedefler üzerine olsun istiyoruz. Aslında bizim yapmaya çalıştığımız biraz bu. Yani bu söylediklerini acaba yapıyor mu? İşte az önce söyledim ya tarih bölümü bugün nedense tarihe. Tarih bölümünün mesela... Yani açın, tarih bölümüne karşı açın, sıkıntımız yoktu hocam. Yok, açın aklımıza mesela, geldik örnek olduğu için onu söyledik. Açın mesela sayfasına tarih bölümü nasıl bir öğrenci yetiştireceğini orada yazmıştır zaten. Evet. Bizim amacımız şu, evet sen böyle diyorsun ama mezun olan kişide bu yetkinlikler var mı? Bunu ölçüyor musun? Bunu garanti altına alıyor musun? Sonra sahaya gittiğinde çalıştığı yerlerden evet biz böyle bir öğrenci yetiştirdik ama gerçekten bu böyle mi diye soruyor musunuz? Aslında baktığımız biraz bunlar bizim. Ama siz bunları söyleyip de başka işlerle uğraştığınızda o zaman kurumun ilerlemesi zaten pek mümkün olmuyor zaten. Yoksa hiç... Yani ben vakti boş olan bir üniversite yöneticisi bilmiyorum zaten. Yani. Herkes çalışıyor. Ama tekrar söylüyorum bizim amacımız kendi misyon ve hedefleri doğrultusunda mı yoğunlaşıyorlar yoksa her işi yaparız gibi böyle hani biraz farklı bir şey oldu ama böyle mi çalışıyorlar? Bu bir yönetim mantığı zaten. Bu yönetim felsefesi bu. Buraya uygun bir çağdaş bir yönetim felsefesiyle mi yönetiliyor? Yoksa hani böyle geleneksel bir usulle mi veya işte diğer eğitim, öğretim ve diğer operasyonlarında bunları katıyorlar mı diye. Hocam az önce sorarken akredite olmuş üniversitelerin mezunlarının yurt dışında kabul alma süreçlerindeki kolaylıktan bahsettik. Bir de bunun tam tersi var. Yurt dışından Türkiye'ye gelen öğrencilerin üniversite tercihlerinde de herhalde bu akreditasyon süreçleri tercih etmelerinde önemli bir faktör olacak. Bu açıdan da YÖKAK ve akreditasyon süreçleri Türkiye'deki üniversitenin uluslararasılaşmasına önemli katkıda. Tabii en önemli katkı bu. Bazı ülkeler mesela bazı ülkelerde bu yerleşmiş. Hani biz Afrika diyoruz falan ama oralar bu konularda konuda hızlı bir şey var, bilinç var. İlk sordukları şey üniversiteniz akredite mi? Yani bu o yüzden buraları bize aşmamız lazım. Buralardan hep mahcup oluyorduk. Şimdi Türkiye'de bu sistem kurulup biraz daha tabii bu zamanla kendini kabul ettirmesi hızlanırsa bu konularda da Türkiye önemli bir uluslararasılaşmada katkı sağlayacaktır bu süreçlere. Hocam çünkü önceden YTB Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı öğrenci burslu öğrenci getirdiği için öğrenci burslu geliyor. O çok mesele olmuyor idi. Ama şimdi Türkiye Yüksek Öğretim Uluslararasılaşmada bayağı yani YTB'nin getirdiği öğrencilerden çok daha fazla öğrenci gelmeye başladı. Ve bu öğrenciler gelirken de tabii bu akreditasyon süreçleri daha önem kazanmaya başladı. Yani YTB getirirken olmayan süreçler. Çünkü getiriyor sana 100 tane öğrenci verdim diyor. Üniversite alıyor. Hiçbir çaba göstermiyor. Hiçbir gayret göstermiyor. Ama şimdi öyle değil. Bunlar hocam şöyle tabii yani biz de böyle çok pembe bir tablo çizmeyelim. Yani bunlar bir süreç. Evet. Yani biz yapacağız sürekli bu etkisi gözükecek, katkısı gözükecek. Yani yurt dışından algısı yükselecek. Yani buralarda tabii biraz ortak çaba gerekiyor. Bu konuya mutlaka katkısı olacaktır. Hocam bir de sizin ben çalışmalarınızda yönetim anlayışınızda çok değerli bulduğum bir özellik de öğrencileri hiçbir zaman ihmal etmemeniz. Yani senatodan, yönetim kurullarından,
fakülte kurullarından tutun da şimdi YÖKAK'ta her denetleme takımına bir öğrenci atamanız, sonra öğrencilere yönelik yani öğrencileri sistemin dışında tutmamaya özel gayret sarf ediyorsunuz ve öğrencileri devamlı sadece yani görünürde burada iki öğrenci var demiyorsunuz. Öğrencilerin sistem için aktif olarak yer almalarını teşvik ediyorsunuz. Bu neden böyle yapıyorsunuz? Hocam bunlar aslında bir zorunluluk aslında. Yani niye zorunluluk? Bu da yine az önceki yani şimdi değişim olmadığı zaman tekrar tekrar söyleyeyim. Yani değişimin çok yavaş olduğu zamanlar yani değişimle uyum böyle birbirine birlikte gittiği zaman o zaman hocalar oturur eğitim öğretimi planlar yapar. Niye? Değişim çok fazla olmuyor. Sorsa bile çok az başkasına sorma ihtiyacı olur. Şimdi gördük değişim hızlanmış. Dolayısıyla hoca tüm paydaşlarına ki en önemli paydaşı öğrenci. Çünkü öğrenciye bir şey aktaracak. Ona bir değer katacak. Ben bu cümleyi bu değişim 2010'lu yıllarda hani yönetici olduğum zamanlarda da çok sık söylerdim tüm hocalarımıza. Siz öğrenciye bir değer katmak istiyorsanız onun dilinden konuşmak zorundasınız. Onun dilinden konuşmadığınız zaman böyle oturup işte bir saat, iki saat ders anlatayım artık bunu dinleyecek bir öğrenci yok. 2-3 dakikalık kısa videolarla bu olayları çözme alışkanlığı olan kişiye siz 2 saat orada aktif tutabilir misiniz? Tutmanız mümkün değil. O yüzden biz onun dilinden konuşmak demek hocaların zaten bu değişim ne demek? Hocaların yapacağı şey şu. Bilgi aktarmayı web tabanlı sistemlerle yapacaklar. Sınıf içinde daha çok öğrencilere tartışma, öğrencilere grup çalışması, öğrencilere ders anlatma yani öğrenciyi aktif yapacak mekanizma kurmalılar. O yüzden öğrenciyi anlamak zorundalar. Öğrenciyi anlamadan ona değer katmak mümkün değil. O yüzden bölüm programları yaparken işte üniversitede, senatoda, bütün kurullarda öğrencinin mutlak aktif yer alması gerekiyor. Bizde biraz şey alışkanlığı var. Öğrencilerimiz geliyor bir tane hani kravat, ceket böyle siyah şey elbi takım elbiseyle geliyorlar kurullara. Ben çok takılırdım onlara. Yani siz kendi olduğunuz gibi gelin yani. O zaman siz de bize benzeyeceksiniz, niye buradasınız diye böyle şaka yolu takılırdım kurullarda. Yani öğrencilerin kendilerinin olduğu gibi aktaracak, kendilerini anlatacak. Çünkü bizim sorunumuz onları anlamak zaten. Problem de orada çıkıyor zaten. Biz kendi yanımıza çekmeye çalışıyoruz. Tekrar diyorum bu eğriden de gözüküyor. Biz onların yanına gitmemiz gerekiyor. O yüzden öğrencileri, öğrenci kulüplerini, öğrencilerin yaptığı aktiviteleri sınırsız desteklemeli üniversite. Tüm şeyini, enerjisini ona harcamalı. Biz de üniversitede kalite öğrenci grupları kurduk. Çok yoğun onlar şimdi çalışıyorlar. Benim hedefim hani bu değişimi onların tetiklemesi. Çok yani şöyle yapacak öğrenci. Öğrenciye isyan edin diyoruz. Tabii bunu biraz yanlış anlar. Diyoruz ki ey hocam sizin bu anlattığınız işte ders bu anlattığınız bilgiler bunlar artık modası geçti bize bunları biz öğreniriz. Siz bize daha farklı şeyler anla yani öğrenci bunu diyebilmeli yani. Şu anda bunu biz buna teşvik ediyoruz öğrenci. Yani değişimi tetiklesinler, değişimin bir katalizörü olsunlar. Evet bu da biraz hocalarla da ilgili tarafı var tabii. Mesela öğrencilerin soru sorma alışkanlığı bize maalesef yok. Bir derste öğrencilerden biri çok saçma bir soru sorduğunda ben yine sanki normal bir soruymuş gibi cevap verdim. Diğer bir arkadaşı öğrenci dedi ki hocam çok saçma bir soruydu. Niye onu ters demediniz, cevap verdiniz gibi söyleyince dedim saçma üniversitede insanların saçma soru sorma hakları vardır. Bütün bugün bildiğiniz bütün o aykırı ya itiraz edilen aykırı görüşlerden nice icatlar, nice keşifler, nice teoriler çıktı. Üniversite hep böyle insanlardan farklı. Bize saçma gelebilir ama zaman içinde o kendi bir şeye çıkabilir. Bir bu tarafı var. Çünkü üniversite aykırı görüşlerin dile getirdikleri ortamlar olması lazım. İkincisi de öğrenci ne saçma soru soruyorsun dediğim zaman öğrenci bir daha soru sormaz. Aklına geleni söylemez. O yani soru sorma ortamını ortadan kaldırmış oluruz. O yüzden böyle öğrencinin
saçmalama hakların olduğunu düşünenlerdenim. Hatta ben üniversite öğretim üyelerinin de saçmalama hakkı olduğunu düşünenlerdenim hocam. Tabii hepsi saçmalaması derken abuk subuk konuşmak, terbiye sınırını aşmak gibi kastetmiyorum. Yani alanıyla ilgili farklı eleştirilebilecek türden fikirleri ileri sürebilmeliler. Çünkü üniversiteler böyle bir yer olması lazım. Bu dediğinizde öğrencilerin de köreltmemek, onların ümitlerini kırmamak açısından cesaretlendirmek. Bu da tabii üniversitede bazı öğrenciler de, hocam bunlar süreç içinde oturuyor. Birbirlerini tanıdıkça, işlevini gördükçe yapıyor. Bize hocam böyle bir bu kalite süreçlerine ve ile ilgili temel sorulardan veya yaklaşımlardan biri de, olumsuz bakanların biri de, tamam kağıt üstünde kalite akreditasyon oldu ama gerçekten o nitelikte değil. Yani kağıt üzerinde kaliteli, kalite süreçlerini tamamlamış. Şimdi bir kalite süreçlerini tamamlamış ile kaliteli beraber kullanılması biliyorsunuz bir alışkanlık haline peş peşe geliyor. Yani akredite olmuş ama o nitelikleri almamış. Kağıt üzerinde oluyor diye böyle bir yargı zaman zaman dile getiriliyor. Yani gerçekten siz akredite ettiğiniz kuruluşların kağıt üzerinde olduğunu düşünenlere karşı neden söylersiniz? Hocam biz de şu tür değerlendirmeler yapıyoruz biz. Mesela bir kurum akredite olmuş, 5 yıl, 2 yıl olmuş veya işte daha bu sürece başvurmamış. Onların mesela işte dünyadaki, ülkemizdeki sıralamaları, çeşitli açıklanan ranking kuruluşlarındaki yerleri, işte üniversitenin performansı, üniversitenin mesela memnuniyet anketleri, mezunlarının kolay iş bulabilmesi, yani tüm aslında verdiğimiz derecenin bunlarla uyumlu olduğunu da gördük aslında. Yani burada kağıt üstünde kalan bir şeyin olmadığına biz de en önemli önem verdiğimiz hususlardan birisi bu. Yani verdiğimiz şeyin tam olarak kurumu yansıtması. Çünkü bir sürü kanıt istiyorsunuz. Evet, bir sürü şeyi. Bakın bu sürecin adımları var. 10 adımda bu süreci yürütüyoruz. Hocam o süreçle ilgili bir slide var mıydı? Vardı onu ama arkadaşlar bulursa bir orada çok sıkı tutmaya çalışıyoruz. Bir de ülkemizde bu ilk olduğu için biliyorsunuz bu konuların hassas tarafı da şu. Bir üniversiteye bir karar verdiğinizde o üniversitede bunu zaten onlarca çeşitli şekillerde itirazı oluyor. O bakımdan devam edelim. Bu değil miydi hocam? Yok, bundan sonraki, daha sonraki. Bunun bir sonrası. Tamam. Daha bu devam edelim. Bunlar bizim başlığımız. Bu süreç. Bu kalsın. Görüyorsunuz mesela bu kalsın hocam. 10 evet. Aşamada kurumlara bakıyoruz. Kurum kendisi bir rapor yazıyor. Biz bakıyoruz. Sahaya giden kişiler işte yani hemen iki tur o bakıyor. Şeye girmiyor. Yok, olmuyor. Daha sonra sürece onların girmiyor. Raporunu kuruma tekrar gönderiyoruz. Sonra bizim bir komisyonumuz var. Onlar bakıyor. Dolayısıyla olabilecek zaten bu bir dünyada, süreç. Tabii dünyada da olabilecek bu olabilecek en sağlıklı süreci biz yürütüyoruz. En sıkı ve sağlıklı. Niye böyle yapıyoruz? Çünkü bu konulardaki tereddütleri biz de biliyoruz. Bunların en az tereddütlü karar almak için uğraşıyoruz zaten. Hocam yoksa 10 tane elekten geçiyor. Biz yaptık hani aşağı. Böyle bir şey oldu. Tamam siz böyle bir şey yok yani. Bu süreç bir kurul verilmiyor. Bunun ta başından evet. Sona gelinceye tabii kadar eleklerden geçe geçe süzüle ama süzüle. Şöyle düşünelim. Bu mesela süreçler birkaç tur yaptığı zaman yani 5 sene 10 sene sonra belki bu kadar çok sürece gerek kalmayacak. Oturmuş olacak. Yerleşik olacak. Alışkanlık. O yüzden olacak. Biz şu anda hem değerlendiricilerimiz hem üniversitelerimizin bu konudaki yeni kültürleri gelişmesi açısından böyle kararlar veriyoruz. Hocam değişim bu hızla devam ederse bu sefer başka şeyleri konuşuyor. Olunabilir 10 sene sonra. Evet, üniversiteyi de başka bir konuşacağız. Hocam, salgın döneminden geçti bütün dünya. Bütün tabii Yükseköğretim Kurumu da etkilendi. Siz nasıl etkilendiniz bu salgın döneminde? Sizin çalışmalarınızı nasıl etkiledi? Salgın dönemi biraz bizim için daha yoğun çalışmamıza aslında katkıda oldu. Değerlendirmeye nasıl yansıyan tarafları oldu mu? Yansıması şu. Biz akreditasyonda mutlaka saha ziyaretini zorunlu tuttuk. Mesela siz de biliyorsunuz yani bir kuruma başladığımızda aslında bir aylık bir süreçte bitecek süreçler 6-7 ay sürdü. Neden? Çünkü biz karma süreç yaptık. 2 gün en azından saha ziyareti olsun dedik. Orada zorladık. Tabii pandemi nedeniyle bunlar uzadı süreçler de uzadı ama olsun.
Biz onu bekledik. Neden bekledik? Çünkü uzaktan eğitimle ilgili biz de hani yıllardır hem üniversitede ilgilendik hem bu konularda uygulamalar da yaptık. Şu kesin, biz bu konuda kazanacağımız bilginin, becerinin, yetkinliğin en az %10'unu, 20'sini, 30'unu birimlere göre, yaptığımız işe göre uzaktan kazanamıyoruz. Bunun yakından olması gerekiyor. Eğitimde de böyle bu. Eğitimde şimdi düşünün, başlangıçta ya bu uzaktan eğitim çok iyiymiş, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz diyenler şimdi bununla bu işin olmadığını şimdi söylüyorlar. Bütünüyle olmadı. Evet, bütünüyle olmadı. Bu zaten belli olan bir şeydi. Çünkü biz bunu daha önce de denedik. Hani hibrit eğitim yaparak böyle bir diploma programları da açmıştık. Şimdi burada benim eğitim için söyleyeceğim husus şu, eğitim için. Biz diyoruz ya öğrencilere, 1,5 sene sizlere uzaktan eğitim yaptık ve bu eğitim içinde bazı yetkinlikleri sizlere kazandıramadık. Bunu ifade ediyoruz. O yüzden üniversitelerimizin bence şimdi yüz yüze dönemlerde öğrencilere ilave yetkinlik kazandırma seminerleri, kursları açmaları gerekir. Yani bu boşluğu kalan 1,5 yılı tamamlamak yılın içindeki yetkinlik kısmını tamamlamaları gerekir. Bu bizim öğrencilere olan, bu nesle olan bir görevimiz. Yani bunu yapmalıyız. Bunu rektör hocalarımızla paylaşıyoruz. Bu konuda yapanlar var, yapmaya çalışanlar var. Mutlak yapmalıyız. Çünkü mutlak eksik kaldı. Akreditasyonda da işte bu eksiklik olmasın diye biz yüz yüze kısmını ekleyerek yaptık. Dolayısıyla oralarda bir sağlıklı yol almaya çalıştık. Çünkü neticede insani bir tarafı var yüz yüze olmanın. Motivasyonu, oradaki coşkuyu, üniversitedeki atmosferi uzaktan göremezsiniz. O bakımdan bu eksikliği tamamlamak için biz de böyle bir süreç yürüttük ve çok bizim sistemimiz zaten web tabanlı ve şey olduğu için, dijital sistem olduğu için burada hiç zorlanılmadı, zaten süreci yürüttük. Hocam siz üniversitenin gidişatın değişim, evet bunları anlattınız. Değişim, hızlı bir değişim var. Ama onun dışında bir de üniversite ile ilgili olan kurumsal bir yapılar var. Siz üniversite kurum olarak, Türkiye'deki üniversiteleri değil de genel olarak dünyada üniversite kurum olarak geleceği nasıl görüyorsunuz? Nereye oturuyor? Çünkü yeni bir evren yani oluşturuyor, evet, şu anda. Bizim şimdi bildiğimiz bütün alışkanlıklar, hareketler değişiyor. Doğru. Buradaki kritik şey eğitim öğretimde odaklanıyor zaten. Yani kritik yıkıcı değişim eğitim öğretime odaklanıyor. Hani diyoruz ya duvarlar yıkıldı. Bunlar hep zaten söyleniyordu. 5-10 senedir söylenen cümleler bunlar. Sürpriz değil. Şimdi bunlarda artık daha hızlandığı için kaçınılmaz oldu. Yapılması gereken üniversitenin rolü değişmedi. Aslında üniversitelere daha büyük eğitim öğretim bakımından roller düştü aslında. Bu roller neye dönüştü? Yani siz bir regüler bir, klasik bir, işte bildiğimiz geleneksel bölümler var. Onların bir kısmı belki geçerliliği yitirecek, yeni bölümler açılacak üniversitelerde. Herkese yetkinlik kazandırılacak. Mesela bu mikro krediler veya sertifikalar üniversiteler tarafından verilecek. Şöyle bakalım dünyaya, hani 5 sene önce, 10 sene önce 5-10 sertifikası olan üniversitelerde şu anda 150-200 tane var. İşte bilişimle ilgili sertifikalar ayrı, yönetimle ilgili ayrı. Diğer hususlarda niye bunları yapıyorlar? Çünkü bunlar sadece kendi öğrencileri değil, mezunlarına, hatta hayat boyu öğrenme kapsamında herkese veriliyor. Ya düşünün, mesela bir ildesiniz, o ildeki tüm çalışanlar aslında yeni gelişimlere, adaptasyon için bu tür eğitimlere ihtiyacı var. Bunların lokomotifi üniversiteler olacaktır. Yani üniversitelerin mantalitesi değişecek. Şu andaki tipik, klasik şey, yani biz zaten diyoruz duvarlar yıkıldı ama biz tutuyoruz duvarları. Yani hocalar, işte rektörler, YÖKAK, YÖK, neyse, yani biz duvarları tutmaya çalışıyoruz. Yani yıkılmış aslında. Bunu görmemiz lazım. Hocam sizin yine zaman zaman söylediğiniz kişiye özel diploma, yani o kadar çok ileri noktaya gelecek ki bir öğrenci. Çünkü çok kaçınılmaz bir şey. Çünkü 2005 yılında olup veya 2000'den önce olup bugün, yani 2000'de bilmediğimiz meslek sayısı binlerle ifade ediliyor. Yani düşünsenize, evet. 2000, yani 2000-3000 meslekten, yeni meslekten bahsediliyor. Ve bu her yıl artıyor. Yani her yıl hayatımıza daha önceki, yani şu anda bilmediğimiz,
haberdar olmadığımız yeni bir meslekle önümüzdeki sene tanışacağız. Bu ne demek? Her sene işte 1000 tane yeni meslek, hadi biz abartmayalım, 100 tane yeni meslek olsun diyelim. 100 yeni meslek, bir de bunun meslekler geldikçe bir takım meslekler de az da olsa, yani yükselen, yani çoğaldığı kadar da olmasa da az, daha az olsa da hayattan çekiliyor. Üniversitede mesleğe hazırlayan bölümler ağırlıklı olduğunu düşündüğümüzde iki sorunla karşılaşıyoruz. Birinci sorun, artık hayattan çıkmış mesleklerin okutulduğu bölümlerin dönüşme meselesi ayakta kalmış. Çünkü yok, karşılık almayacak. İkincisi ise bu kadar yeni mesleği öğretebilecek bir üniversitenin kurmanın imkansızlığı. Şimdi 1000 tane bölüm nasıl açabilirsiniz, nasıl kurabilirsiniz? O zaman başka bir şey düşünmek lazım. Sizin o şeylerden, sorunlardan bu sefer bir ders paket, havuz gibi hangi meslek olmak istiyorsunuz, sahip olmak istiyorsunuz? Yeni şu meslek, bu mesleğin içerikleri, kazanımları neler? Şunlar, şunlar, şunlar. İşte bu kazanımları hangi dersler sağlıyor? Şu, şu dersler sağlıyor. Siz bu dersleri seçerek, yani şu, şu dersleri tabii, aldınız, hocalar şu dersleri aldınız, size seçeceksiniz. Sonra dersleri aldınız, başarılı oldunuz, kredinizi tamamladınız. Sonra siz üniversite, işte o yeni bir meslek, yani bölüm olması bile, yeni mesleğin diplomasını vereceği sisteme doğru gidiyoruz. Bu sefer de ortalıktan YÖK, böyle programlar, yani her şey artık berhava olacak. Anlamsız hale gelmeye başlayacak. Burada bugün üniversiteler... Bugün öyle görürüz hocam, gider tabii, mi gerçekten? Yoksa bu bir bence fantezi mi benim anlattığım? Hayır, bu konulara zaten şu anda hızla gidiyoruz. Bu bakımdan klasik, hani bu eğitim anlayışımızdan esnek eğitime doğru gidiyoruz. Bizde şöyle bir hata da bana göre yapılıyor. Mesela bugün bir şey ortaya çıkıyor, hemen bu geleceğin mesleği diye bugünün dünyasına bakıp onları açıyoruz. Ne zaman bu mezun oluyor? 5 sene sonra, 6 sene sonra. 6 sene sonra bu açtığımız ortadan kalkmış. Aslında bunun yerine işte geleceğin, bana göre geleceğin meslekleri değil, bugünün yetkinlikleri olur. Yani siz kişiye bugünün yetkinliklerini sağlıklı verdiğiniz zaman oralara adapte olabilir o. Yoksa bugün için bizde, Türkiye'de var. Bakın bizim yaşımız var. Yani 2005'te, Türkiye'de de bu planlamalar yapıyor. 2005'te, 10'da, 15'te yapılmış olan işte şu mesleklere ağırlık verelim, yurt dışına gönderelim falan. Şunların çoğu geldi şu anda şey. Niye? Çünkü o dediğimiz zaman önemli olmuş, bugün önemini kaybetmiş. O yüzden buralara böyle çok şey magazinel bakmamamız lazım. Bu işin özü bu. Yani kazandıracağımız, bütün dünya bunu söylüyor zaten. Yani bu bir keşif değil ki. Yani. Kişiyi esnek ve kolay adapte olabilecek şekilde yetkinliklerle donatmak, yarın değişime kolayca adapte olmasını sağlamak. Bütün mesele bu. Özü bu. Hocam çok teşekkür ederim. Maalesef yani 2 saati doldurduk. Programımızın sonuna geldik. İnşallah daha özel ve daha dar kapsamlı konuları tartışabileceğimiz programlarda beraber oluruz. Efendim bugün Enderun sohbetlerinde Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Profesör Doktor Muzaffer Elmas'ı misafir ettik ve Yükseköğretim'de kalite süreçlerini konuştuk. Haftaya yeni bir program ve yeni bir konu ve konuk ile birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.